Haber Türk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri vardı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u dinledik. Tam da dinleyemedik çünkü laf atmalar, muhalefet milletvekillerinin eleştirileri, bağırışları oldukça hararetli dakikalar yaşanıyor mecliste. Ara ara döneceğiz, bakacağız orada neler oluyor diye. Bugün Kasım ayının enflasyonu açıklandı. Enflasyon yıllık 1,5 yılın ardından ilk kez yavaşladı. Yıllık oranda 84,39 oldu. Geçen ay 85,51'di. Bir küsur puanlık bir geriye gidiş var. Peki iktidarın iddia ettiği gibi artık Aralık'tan itibaren enflasyon gerilemeye mi başlayacak? Enflasyonda düşüş trendi mi başlıyor diye soracağım konuklarıma. Bir başka önemli konu asgari ücret. Hepimizi ilgilendiriyor. Artık Türkiye'nin %60'ının asgari ücretli çalıştığını da varsayarsak bizi izleyenlerin de ilgiyle beklediği bir konu olduğundan eminim. İlk toplantı çarşamba günü yapılacak. Tahminler başladı. Partiler kendi beklentilerini, olması gerekeni açıklamaya başladılar. Asgari ücret meselesine bakacağız. CHP'nin hafta sonu açıkladığı yeni ekonomi vizyon toplantısı, ona iktidardan gelen eleştiriler, oldukça sıcak bir ekonomi başlığımız var. Bunun dışında muhalefet cephesinde de yeni açıklamalar var. Adaylıkla ilgili de yeni sözleri var liderlerin. Bugün o konuya da bakacağız diyelim. Sığınmacılarla ilgili dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da dikkat çekiciydi. Vaktimiz kalırsa o konuyu da gündeme taşıyacağız efendim. Önce konuklarımıza bir hoş geldiniz demek isterim. Kendisini açık ve nette ilk kez konuk ediyoruz. CHP 24. dönem milletvekili ve parti meclisi üyesi Müslüm Sarı. Müslüm Bey, sizin alanınız ekonomi zaten değil mi? Evet. Dolayısıyla bu akşam hem size CHP'nin vizyonunu hem de genel olarak enflasyonu ve asgari ücreti de soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş. Hemen yanında Profesör Doktor Ersan Şen var, ceza hukukçusu. Ersan hocam, az önce yayının öncesinde enteresan bir şey söyledi sevgili izleyiciler. Biz böyle meclisteki hararetli dakikaları izlerken orada kürsü dokunulmazlığı var. Her şey söyleyebilirler dedi. Yeter ki fiziksel şiddet uygulamasınlar. Dünyada da İngiltere parlamentosu da böyle hararetli tartışmalara zemin oluyor. Orada da izliyoruz. Cem Küçük'e döneyim. O da dedi ki orada bekliyorlar mı İngiltere parlamentosuna? Daha mı sakin oluyor tartışma? Yok, orada da var da mesela bir Dave diye bir İskoç vekil vardı oradan. Bazı hakaretlerde kullanırsanız mesela meclis başkanı dışarı çıkarabiliyor. Çıkarabiliyor. Bizde de yani. Zaten az önce Şentop yaptırım uygulayacağım dedi. Cem Küçük'e de hoş geldiniz hoş diyelim buldum. Böylelikle. Bir ekonomist daha var aramızda. Profesör Doktor Seyfettin Erdoğan, Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Seyfettin Bey. Hoş bulduk. Hemen yanında Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim var. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Enflasyon konuşarak başlayacağız. Acaba enflasyon düşmeye mi başladı diye konuşacağız. Çünkü Ekim ayı enflasyonu yıllık bazda 85,51'di. Kasım'da 84,39 oldu. Direkt konuklarımla grafik önünde konuşarak başlamak istiyorum. Müslüm Bey, siz hem CHP milletvekilisiniz, evet, siyasetçisiniz ama aynı zamanda bir ekonomist şapkanız da var. Enflasyon düşmeye mi başladı? Şimdi enflasyon birkaç ay... Şunu alayım. Tabii düşüyor, düşecek. Yani burada baktığınız zaman bir puanlık bir kırılma var enflasyonda. Ama bu aslında fiyatlar genel seviyesi enflasyonla mücadele edildiği için düşmüyor. Fiyatlar genel seviyesindeki düşüş baz etkisiyle ilgili. Şimdi baz etkisi ne demek? Baz evet. etkisi ne? Baz etkisi şu, enflasyon en nihayetinde bir kentli tüketicinin belirlenmiş olan sepetindeki fiyat artışlarını gösteriyor bize. Deniyor ki sizin Kübra Par olarak kentte yaşayan bir insan olarak şu malzemeleri kullanacaksınız. Bu malzemelerin fiyatlarında bir dönemden bir döneme ne kadar artış olduğunu ölçüyoruz. Buna da enflasyon diyoruz. Ve son 12 ayı alıyoruz. Son 12 ayı. Şimdi biz Kasım ayının enflasyonunu açıkladık. Kasım ayının enflasyonunu koyuyoruz sepete. Geçen senenin Kasım ayını çıkartıyoruz. Eğer geçen son 12 aya baktığımız için. Eğer geçen senenin Kasım ayı bu senenin Kasım ayından yüksekse, ki yüksek. Geçen sene Kasım ayında enflasyon 3 küsur. Bu sene Kasım ayında 2 küsur. Yani bir büyüklükten 3'ü çıkartıyorsunuz 3 küsuru. 2 küsuru ekliyorsunuz. Aradaki bir puan farkla enflasyon düşüyor. Biz buna baz etkisi diyoruz.
Mesela üfede bunu çok daha net olarak aylık görürüz. Üfe ya da aylık üfeyi bir alabilir miyiz bir arkadaşlar? Üfede çok daha net görebiliriz. Bakın şimdi burada Kasım ayı enflasyonu 9.99. Yani geçen sene Kasım'da neredeyse %10 çıkmış enflasyon. Peki bu senenin Kasım enflasyonu kaç? 0.74. Şimdi biz bunu 0.74'e ekliyoruz toplam Kasım enflasyonuna. 9.99'u çıkartıyoruz son 12 aya baktığımız için. Dolayısıyla 9.99 ile 0.74 arasındaki fark 9.2 kadar enflasyon düşüyor. Peki, eğer bunun Kasım'da üzerinde bu bir kadar, düşme... Kasım'da bu kadar düşmesinin sebebi? Kur etkisi. Yani burada Kasım ayından itibaren kur ciddi şekilde hareketlendi. Bakın bu 20 Aralık zirve tarihidir. Yani Aralık'ta yeni ekonomik programa geçtiğimiz tarihte %19 olarak gerçekleşmiştir. Bir burada, aydaki fark. Burada ise evet. Kur farkı enerji maliyetleri daha düşük olduğu için daha düşük bir enflasyonla karşı karşıyayız. Şimdi Aralık'ı açıklayacağız mesela biz. Önümüzdeki sene Ocak ayında muhtemelen bu sefer baz etkisi çok daha yüksek olacak. Çünkü 19 düşecek. Bir dahaki ay 19'u düşüreceğiz. Aralık ayında diyelim ki %1 ya da 2 civarında enflasyon geldi. 2'yi koyacağız. Aradaki fark kadar bir de yıllık üfeye bakalım. Yıllık üfe. Evet. Orada belki daha iyi anlaşılacak. Şimdi yıllık üfede de 54.62 aslında evet. Yüksek bir üfeydi. O birden 79.89'a çıkmıştı. Evet. Geçen yıl Aralık ayında %157'ye kadar gördük. Şimdi %136'ya düştü. Evet. Bu bize artık üretici fiyatlarının da düşmesiyle beraber önümüzdeki dönemde hayat pahalılığının artışındaki yavaşlamaya işaret eder artış mi? Artış hızındaki yani... yavaşlamaya işaret eder mi? Güzel bir soru. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bakın burada 19 puanlık düşüş var. Bu 19 puanlık düşüşün demek ki en az 10 puanını biz baz etkisinden yaşıyoruz. Yani istatistiki bir mesele. Geri kalan da döviz kurlarında ve enerji maliyetleriyle ilgili. Şey 21 şimdi, puan değil mi? 21. 19 puan. Ha. 36 puan. Ha, 21 puan. 21 puan. 21 puan. Şimdi şöyle bir şey var. Üretici fiyatları değil de tüketiciler için daha çok tüketici fiyatları önemli. Şimdi üretici fiyatları her koşulda tüketici fiyatlarının üzerinde olduğu için uygun talep koşulları ortaya çıktığında üreticiler kendi üretim maliyetlerini tüketiciye yansıtacakları için orta ve uzun dönemde üfe ile tüfe arasındaki fark yani %136 ile %84 arasındaki farkın biz 2023 yılında fiyatlara peyderpey yansıyacağını göreceğiz. Yani yine biraz daha yükselecek. Fiyatlar düşmeyecek. Yani enflasyon düşüyor dediğimiz zaman insanlar fiyatların düştüğünü algılıyor. Öyle değil. Fiyatlar artmaya devam edecek ama artış hızı düşecek. Peki. Tekrar yeni, tüfelere yeni gelelim. Bir kur şoku gelmezse yani ilerleyen zamanlarda eğer döviz kurlarında bir hareketlenme söz konusu olursa ya da enerji maliyetlerinde beklenmedik bir takım artışlar söz konusu olunca önce üretici fiyatlarına peşinden de tüketici fiyatlarına yansıdığını görebileceğiz. Şimdi burada Kasım'da 21'den ta biz geçen ay 85.51'e kadar çıktığını gördük. Evet. Bu 85.51 hani böyle çok popüler bir tabir var ya pik noktası diye. Bu en yüksek noktaydı ve bundan sonra aşağı yönlü mü hareket edecek şimdi enflasyon? Bakın, koşullarda bir değişiklik olmazsa diyorum. Yani hiçbir şey değişmezse, biz buna iktisatta ceteris paribus diyoruz. Bütün koşullar bu şekilde devam ederse, biz hiçbir şey yapmasak da baz etkisiyle fiyatlar genel seviyesi aşağıya doğru inebilir. Şimdi tekrar ediyorum, biz bir şey yaptığımız için değil, biz iktisat politikalarını başarılı biçimde uyguladığımız için değil, Merkez Bankası para politikalarını olması gerektiği gibi yaptığı için değil, ya da maliye politikaları buna uygun biçimde dizayn edildiği için değil. Tamamen istatistik nedenlerle düşüyor enflasyon. Bunları tartışırız. Siyasetçi şapkanızla evet. Bakarsanız iktidar diyor ya Aralık'tan sonra enflasyon düşmeye başlayacak. Biz önümüzdeki 2 yıl içerisinde tekrar tek haneli rakamları düşüreceğiz 2023'ün sonunda. Verdiği sözü tutabilecek mi sizce iktidar? Bunu muhalefet milletvekili şapkanızla soruyorum. Tek haneli rakamlara düşmek imkansız. Ortalama 2023 yılında hiçbir şey değişmese bile %3 civarındaki bir enflasyonla biz 2023 yılının sonunu %40-45 civarında bir enflasyonla tamamlayacağız. Dolayısıyla tek hane bu koşullarda ve bu iktisat politikalarıyla mümkün değil. Çünkü biz, bakın tekrar ediyorum, bugün Türkiye'de çok iddialı bir şey söylüyorum, 12 yıl Merkez Bankası'nda çalışmış bir uzman olarak. Bugün Türkiye'de enflasyonla mücadele eden bir kurum yok.
Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmiyor. Fiyatlar genel seviyesi kendi kaderini terk edilmiş durumda. Dolayısıyla enflasyon düşecek ama baz etkisiyle düşecek. İktisat politikalarıyla ilgili olduğu için değil. Peki doğru baz etkisiyle düştü, tekrar yükselmeye başlar mı? Koşullar değişirse yükselmeye başlar. Şimdi bakın bir kur hata daha yersek biz. Örneğin önümüzdeki dönem kurda yeniden yükselme olunca, şu anda istikrarlı gözüküyor kur son 1-2 aydır. Çok zor yollarla biz kuru tutmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla rezervlerde bir sıkıntı olmaya başladıkça ve iktisat politikaları zorlanmaya başladıkça, bu seviyelerde kuru tutamayınca, o zaman bunun üzerine yeni yükler binecek. Hiçbir kur hata yaşamasak bile biz ortalama 2,5-3 civarında enflasyonlar göreceğiz her ay. 2023 yılı boyunca. Ama kurda bir hareketlenme olursa, beklenmedik bir biçimde, o zaman biz bu rakamlar da göremeyiz. Yani yine bir rakamlar böyle 2002. ilk çeyrekten sonra, 2023 yılının ilk çeyreğinden sonra, belki seçime yakın seçimden sonra yeniden hareketlenebilir. Seçimden sonra tekrar yükselebilir diyorsunuz. Olabilir. Cem Küçük'e döneyim. Risk biriktiriyoruz. Biz sürekli öteleyerek risk biriktiriyoruz. Peki. Çok teşekkürler. Cem Küçük'e sorayım. Sonrasında Seyfettin Bey de aramızda, ona da yorumlatacağım. Cem, nihayet enflasyon düşmeye mi başlıyor? Yoksa Müslüm Bey'in söylediği gibi bu bir teknik tabirle baz etkisidir, iktidar bir şeyleri doğru yaptığı için değil, teknik nedenlerle mi biz bir düşüş vallahi görüyoruz? Ben, şimdi o uzman hocamız ve diğer Seyfettin Hoca var. Ben sadece şunu söyleyebilirim buradaki rakamlara. Geçen sene Aralık ayı biterken 1 Ocak'ta doğalgaz ve elektriğe büyük bir zam geldi. Ve asgari ücret de %50 oranında zamlandı. Ondan sonra da Şubat 48'den 54'e 61'e çıktı. Onun etkileri görüldü. Sonra Temmuz ayı geldi. Temmuz'da asgari ücrete %30 zam geldi. Elektriğe, doğalgaza bir zam daha geldi o dönemde. Bayağı geldi. Özellikle sanayiye 79 oldu. Eylül ayında bir zam daha geldi elektrik yine doğalgaza. 85'i buldu. Şimdi bunu ben teknik olarak şöyle anlatabilirim. Ben bugün marketteydim. Baktım. Şimdi hatta bir kadın dedi ki, bakın dedi, 3 parça şey aldım 400 lira. Mesela şey. Hakikaten kendim de mesela 2 torba 600-700 lira tutuyor. Yani ne aldım diyorsunuz, o duygu. Şimdi bu rakam 70-80 de olsa, 90 da olsa, 20 de olsa, bunu vatandaşın hissetmesi lazım. Vatandaş bunu hisseder. Şimdi AK Parti geçen senenin Ağustos'una kadar biz hayat pahalı hiç konuşmadık. Geçen seneye kadar sonra konuştuk. Şimdi bu fiyatlar düşerse, yani et fiyatları düşer, peynir, zeytin, yumurta düşerse, vatandaşın geliri artarsa, vatandaş der ki ya düştük. Bu nasıl, neye benziyor? AK Parti 2002 Aralık'ta geldi, Kasım'da. 2003'te Tayyip Bey başbakan olduktan sonra mesela 2 sene dediler ki insanlar, ya elektrik fiyatları 2 yıldır aynı parayı ödüyoruz ama maaşlarımız arttı. Onun olması lazım. Yani gelirin arttı. Yani gelir artacak ama peynir fiyatı artacak ama eskisi kadar böyle çok artmayacak. Onların artmaması, yani diyelim %5 artıyorsa, 10 artıyorsa maaşların 20-30 artması lazım ki olsun. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi onu teknik olarak hesaplayamıyorum ama şimdi AK Parti, Sayın Nebati ve Sayın Cumhurbaşkanımız düşecek diyor Ocak'tan sonra, işte 84-70 öyle gidecek. Ama şimdi Ocak ayında EYT verilecek. Yani bu önümüzdeki hafta muhtemelen açıklayacaklar. Yani kanun maddesini açıklayacaklar. Hemen geçmeyecek de tartışmayı açacaklar. Şimdi 1,5 milyon kişi emekli, yani 4-5 milyon maaş verse 70-80 milyar TL ediyor aylık mesela. Onun yıllık da 700 milyar mı ediyor? Tam talep rakamı bilmiyorum. Olacak. Evet, 700. Asgari ücrete en az, benim tahminim %40-50 verir, en az %40 verilecek. Emekliye verilecek, işçiye refah payı verilecek. Bu arada şimdi 3600 ek gösterge geçtiği için o yansıyacak. Şimdi bu, ben şundan korkuyorum, çok açık söyleyeyim. Yani o yüzden de temkinli konuşuyorum. Yani EYT zamları, asgari ücret zamları, emekliye verilecek zam, refah payları, 3600 ek gösterge ile beraber şimdi o arada bir de yani kalkıp %40 yani %85 olan şey %100 olur mu veya düşer mi %70'e, emin değilim. O yüzden de hocam baz etkisiyle düşer diyor. Ama uzmanların söylediği, ben hep bunu kullanıyorum. Merkez Bankası'ndaki uzmanlara da danıştım. Bu hayat pahalılığının yarısı dövizin yüksekliğinden kaynaklı. Yani döviz yüksek olduğu için, döviz mesela 12 lira olsaydı bu enflasyon bu kadar olmazdı. Yani gaz, petrol veya dışarıdan ithal ilaç meselesi gibi. Bunun mutlaka düşmesi lazım ama bunu en iyi vatandaş bilir. Yani millet der ki, ya evet hakikaten enflasyon düşüyor. İşte et fiyatı düşüyor, peynir düşüyor, sebze meyve düşüyor. Bu artarak devam ederse, yani bugün atıyorum 19 lira olan üzümün kilosu,
yarın bir gün 40 lira olursa bu milletin cebinden gidiyor demektir. Buna millet karar verecek, bir de biz bunu anlarız. Yani inkar edilecek bir şey değil ki. Şu an çok yüksek bir hayat pahalılığı var. Bu devam ediyor. Yani bu da vatandaşa yansıması lazım. 90'larda büyük gazetelerin ekonomileri öyle çıkardı. Türkiye batıyordu. Hani böyle her sürü, ama gazetelere bakınca işte bir iş adam orada yatırım yapmış bilmem ne, uçtuk ama öyle değildi. Sonra 2001 krizi geldi. Burada da sonra AK Parti onu düzeltti, geldi ve iyi götürdü 2021'in Ağustos'una pandemiye rağmen bence. Ama şimdi bunun düzelmesi ve enflasyonun düşmesi lazım. Hani 40'lar 50'lere düşerse seçime kadar bence iyi. 40'a düşerse, ama düşer mi? İşte bu demin saydığım, şimdi sadece EYT, muhtemelen hazine borçlanacak. Yani borçlanarak bu paraları ödeyecek veya bu maaşları da öyle verecek. Bir sürü şeye zam gelirse o zaman bunun bir anlamı olmayacağını söyleyelim. Ben o yüzden bekleyip görelim. AK Parti zaten bunu başarırsa Kübra Hanım büyük iş yapar ve seçime rahat gider. Başaramazsa, hayat pahalılığı devam ederse şu an olduğu gibi sıkıntı yaşar. Peki. Bir ek yapabilir miyim? Tabii. Buraya? Şimdi bakın bu Seyfettin gördüğümüz Bey'i de davet enflasyon, buradaki enflasyon rakamları manşet enflasyon. Hı hı. Yani ortalama bir kentli tüketicinin sepetindeki malların fiyatlarındaki artışı gösteriyor. Ama altlara baktığımız zaman dar gelirliler için bu enflasyonun çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Mesela gıda harcamaları. Hmm. Gıda harcamaları enflasyonu resmi rakamlarda bile %102. Bakın Kasım ayında %5 arttı. Kasım ayında özellikle süt, peynir gibi daha dar gelirli insanların tükettiği ürünler bunlar. Hepimizin tükettiği ürünler. Dolayısıyla aslında dar gelirlinin enflasyonu buradaki enflasyondan yüksek. Şimdi şöyle düşünün. Ayda 30 bin lira geliri olan bir aile düşünün. Ayda 30 bin lira geliri olan ailenin et ve süt harcamalarının onun bütçesindeki yeriyle ayda 7 bin lira geliri olan bir ailenin et ve sütün onun bütçesindeki yeri farklı. Şimdi o onları tüketmeye zorunlu olduğu için ve bütçesinde çok büyük bir kalem oluşturduğu için onların fiyatındaki artışlar onları daha çok zorluyor. Dolayısıyla resmi rakamlarda bile %102'dir şu anda Türkiye'de gıda enflasyonu. Ayrıca biliyorsunuz bu enflasyon rakamlarının ne kadar doğru olduğuna ilişkin de bir tartışma var. TÜİK verilerinden yani, evet, dolayı TÜİK verileri, bir tartışma mesela var. Bağımsız, aylık bazda TÜFE'ye de bir bakalım. Bunu çok daha yüksek hesaplıyor. Peki. Onu da belirtmek lazım. Aylık bazda TÜFE'ye de bakalım. Şimdi burada aslında bu grafik daha oynak bir grafik. Sebebi ne? Yani bazen 7.25'e çıkmış aylık bazda, 2.98'e mesela Mayıs'ta düşmüş. Burada, tekrar Haziran'da bir yükseliş var. Evet, ama iki, yine de 3.54'ten 2.88'e düştüğünü görüyoruz artık. İki belirleyici yani var burada, üçeyi belirleyen. Bir, döviz kurları. Bakın onu burada çok net 21 görürsünüz. Aralık gecesine kadar. Aralık ve Ocak. İkincisi de enerji maliyetleri. Bakın bunun içindeki en yüksek artış %300 küsurla enerji. %417 ile yine bir alt kalem olarak elektrik, gaz. Dolayısıyla enerji maliyetleri, bunların çoğu enerji zamlarıyla bağlantılıdır. Çünkü kur burada daha stabil bir süreç yaşadı. Ama şurası da kurla ilgilidir. Yani dolayısıyla üfeyi belirleyen iki şey kur ve enerji maliyetleri olduğu için bu daha oynaklı. Peki hocam, kur Şubat'ta 11'e 12 liraya düşmüş. Ondan mı düşmüş? Şöyle hocam, kur etkisinin fiyatlar üzerindeki etkisi de gecikmeli olur. Hmm. Biz ona pass-through effect diyoruz. Mesela şurada bir kur atağı olduğunda, bunun bir kısmı ocağa gider, bir kısmı Şubat'a gider, bir kısmı Mart'a gider. Bir yıllık bir zaman içine yayılır. Birden olmaz. Buradan da TÜFE'ye geçer. Peki. TÜFE'ye geçişi de zaman alır. Hmm. Seyfettin Bey'e de bir soralım. Teşekkür ederim. Şurada acaba durabilir miyim? Tabii, olur. Seyfettin Hocam, şimdi bu en basit soruyu soracağım. Siz şimdi ekonomistler anlatıyorsunuz, baz etkisi, enerji fiyatları vesaire. Ayşe teyze önümüzdeki aydan itibaren peyniri, eti, sütü daha ucuza alabilecek mi? Evet. Önce ben bir tahlil yapayım müsaadenizle. Şimdi ben bir para ekonomisti olarak tabloya baktığımız zaman bir önceki tabloya hocam gelebilir miyiz? Hangisini? Yıllık bazda TÜFE'ye mi? Tamam. Yıllık bazda TÜFE'yle başlayalım. Şimdi enflasyondaki görece düşüşlerini sadece baz etkisiyle ifade etmek çok nakıs kalır. Yani istatistik olarak doğru bir baz etkisi var. Ama bunu sadece bazda indirgemek doğru olmaz. Niye doğru olmaz? Çünkü Aralık ayından şu Haziran ayına kadar olan döneme bir patika söz konusu. Şöyle bir yükselme trendi söz konusu. Majör bir artış var. Tamam mı? Bunu bir basamakları tabii, hızla çıkmış. Hızlı bir artış var. Ama Haziran'dan sonra nispi bir istikrar söz konusu.
Yani burayı görmek lazım. Şurada görmek lazım. Yani özür dilerim ama hocam Ocak'tan Haziran'a kadar enflasyon çok düşük. Bölmezseniz lütfen. Geçen sene çok düşük. Bölmezseniz sonra sorarsınız. Şurada bir düzlem söz konusu. Ben siyasetçi değilim. Yani bir ekonomist olarak tablolara bakıp gerçeği görmemiz lazım. Buradaki stabilizasyon kurlardaki istikrarla izah edilebilir. Ama kurdaki istikrarı sadece kendiliğinden olan bir süreç olarak söylersek doğru söylemiş olmayız. Çünkü kurların stabilize edilmesi için aylardır hükümetin yapmadığı bir şey kalmadı. Yani para politikası, maliye politikası, kur politikasına baktığımız zaman ciddi önlemlerin aldığını, mesela kur korumalı politika olmasaydı buradaki biz döviz etkisini hala görmeye devam edecektik. Ve şuradaki majör artış aynen devam edecekti. Dolayısıyla son 3-4 aylık dönemde ki bir istikrar, yani 78 bandıyla 84 bandı arasındaki nispi bir istikrar enflasyonda... Aralıkta kaç çıkacak tüfe yaklaşık? Enflasyonda düşme eğilimi. Benim kanaatim Aralık'ta total bazda ben 81 bandında bir şey bekliyorum. İnşallah yanılmam. Ama benim kurlarla... Ben bu arada daha düşük bekliyorum. Daha da düşük bekliyorum. Kurlarla alakalı... Bir CHP'li daha düşük beklerken ekonomistimiz düşük 81 bekliyor. Gerçekçi manada baktığımız zaman 81 bandı Aralık ayı için iyi bir skordur bence. Çünkü artık Aralık'tan sonra düşmeye başlayacak. Yani asıl Ocak enflasyondaki düşme eğilimi Ocak, Şubat, Mart'ta biz görmeye başlayacağız. Hı. Yani şu kurların enflasyon üstündeki düşme önündeki... Kurun artma ihtimali var mı? Yok. Onu da izah edeceğim ben. Enflasyonun düşme eğilimi, yani bu 80'nin altına inme eğilimi Ocak ve Şubat ayında göreceğiz. Yani Ocak ve Şubat ayında... Peki soruma geri dönüyorum. Süt, et, yumurta, peynir, fiyatlar azalacak mı? Onu da ben izah edeyim. Şimdi bu tip küresel enflasyonun olduğu bir dönemde mutlaka devletin piyasaya müdahale etmesi lazım. Yani bunu sadece piyasanın şartlarına bırakırsanız Müslüm Bey'in söylediği o dar gelirli insanların enflasyonunu kolay kolay kıramazsınız. Şunu yapmak lazım. Ben bunu zaman zaman söylüyorum. Devletin müdahalesinden kastınız ne? Zaten Merkez Bankası'na biraz müdahale ediyor diye. Bazı temel gıda mallarını, bazı temel ürünleri ve bazı girdileri bizatihi kendisi tedarik ederek piyasaya ciddi bir şekilde radikal olarak müdahale etmesi lazım. Aksi takdirde seçim dönemine kadar enflasyonun çok net bir şekilde aşağı düşmesi zor olur. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Müslüm Bey'in saydığı işte et, süt, yumurta, yoğurt vesaire 18 tane kalem ben tespit ettim. Bu 18 tane kalemi devlet bizatihi kendisi tedarik etmek suretiyle vatandaşa ulaştırması lazım. Tedarikçi sayısını minimize etmesi lazım. Yani piyasaya çok set bir şekilde müdahale etmesi lazım. Rekabetçi piyasaya, serbest piyasaya aykırı değil midir? Bunu serbest yapabilir piyasanın, mi? Serbest piyasanın rayından çıktığı bir dönemde piyasaya müdahale etmek, piyasa ekonomisini düzlüğe çıkarmaktır. Peki, bir virgül. Profesör Doktor Ersan Şen aramızda, kendisine döneceğim. Devlet et, süt, yumurta, gıda fiyatına müdahale edebilir mi, etmeli mi? Enflasyon düşüyor mu hocam? Siz nasıl görüyorsunuz vallahi bu tabloyu? Vallahi ben şimdi milletin anlayacağı dilden bir konuşayım. Çünkü bunlar teknik geliyor bana. Hocam inşallah, maşallah olur bunlar. Hocam, şimdi aklıma benim hemen şu geldi. Rahmetli Kemal Sunal, Allah rahmet eylesin. 35 yıl önce Kiracı filmi var. Filmin konusu şu, yani şu temayı veriyor. Ülkemizde kendi paramızla yabancı olduk. Yani 35 yıl önce bu milletin çektiği neyse... Müslüm Bey, sizi yerinize alalım. Ersan Bey, çektiği neyse 2022 yılında da çektiği o. Değişen bir şey olmamış. Yani bir arpa boyu yol gidememişiz. Şimdi benim önerim şu. Kardeşim diyorum ki hodri meydan. 25 tane ana ürün alalım tarım kredi kooperatiflerinin marketlerinden. 25 tane. Biraz sonra TÜİK'in rakamlarını vereceğim. 25 tane de kusura bakmasınlar marketçiler 3 harflerden alalım. Şimdi biraz sonra ona geleceğiz. Yani bu ülkede nasıl yatırım yapacaksın o da belli değil. Adam bir şeyler söyledi. Söylediği doğrular oraya gitti. Aldılar birkaçını cımbızla gönderdiler. Hiç o sorgulanmadı. Yani bu ülkede güvenle nasıl yatırım yapıp da yabancı yatırımcıyı getirip de buralarda hareket ettireceksin? O da işin ayrı boyutu. Şimdi bakalım, bir kıyaslayalım o anlı tarım kredi kooperatiflerinin marketlerinden. Onların kar amacı yok ya. Maliyetleri de daha az.
Bu üç harflerin en önemli maliyeti kiraları, personel, elektrik, su, doğalgaz, vergi, SGK ve onun derneğinin başkanı olup da şimdi istifa ettirilmek zorunda bırakılan şahıs dedi ki Hodri Meydan karlılığımız brütte %4 dedi. Yani %0 ile %4'ü söyledi. Ama yine biz iç mihraklar, dış mihraklar diyerek açıklama yapıp şahsın söylediği esasında gerçekten yerli yerince tartışılabilir eleştirileri bir kenara koyduk. Şanssız ve söylememesi gerekenleri cımbızla aldık. Yine vatan millet Sakarya diyerek hop o işi kenara koyduk. Ben diyorum ki kardeşim Hodri Meydan 3 harfleri 25 tane kalemini alalım. Bunu ben bir iki ay önce de davet etmiştim konuklar. Dedim ki fiyatları vermiştim. Böyle dedim bana baz etkisi bir takım şeyleri anlatmayın. Onlar hikaye geliyor. Ben kardeşim geçen sene bu eti, sütü, yumurtayı her neyse bugün o fiyatlarla bir yıl önceki fiyatlarla yiyebilecek miyim? Yoksa siz kalkıp bana işte şöyle olacak, böyle olacak inşallah maşallah diyerek hayat pahalılığını meşrulaştırmaya mı çalışacaksınız? Dolayısıyla ben şu anda gördüğüm gidişatla ilgili maalesef bu söylenen baz etkisi veya her neyse şu anda halkın cebine yansımış değil. Niye onu söylüyorum? Hemen de onu ifade etmek isterim. Yansıyabilmesi için hakikaten sonuç görmemiz lazım. Bir şeyi birleştirerek açıklamak istiyorum. Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi bir vizyon belgesi açıkladı değil mi? Vizyon belgesinin magazin tartışmalarını bir kenara koyun. Şu yerlilik ve millilik oraya da gelecek. Orada 9 kişi çıktı konuştu. Bunlardan 5'i siyasette değil, 4'ü siyasette. Faik Öztrak ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Foggo ve Selin Sayıkböke'yi partiden sayarsan 5. Ve bunlardan birisi gerçekten zannediyorum ismini şuradan yanlış da söylemek istiyorum. Uğur Akçiğit böyle vura 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 dedi ki kardeş durum bu. Daron Acemoğlu'na girmiyorum. Bir Türk vatandaşı nasıl eleştirildiğini de gördük. Ben onları da Allah'a havale ediyorum. Çok hani ayıp, biz o konuda da bir arpa boyu yol gidemedik. Doğru, ha? Bu da hani çok ben doğru. Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir takım sözleri burada söylediğimde herkes üzerime yürüdü. Lan gerçek bu. Sen ne üç maymun oynuyorsun burada? Ülkenin gerçeğinde bu var. Onun ırkına, kökenine, oraya buraya inmek bizim işimiz. Maalesef çok ayıp, öyle. Çok ayıp. Daron Acemoğlu ile ilgili ırkçılığımı ben de kınıyorum. Ben iktidar kanadından daha doğru dürüst yerlilik, millilik dışında, efendim işte ithal danışman sözü dışında hiçbir eleştiri ayağa yere oturan göremedim. Çünkü o beş, hani dördü siyasi diye kenara koyuyorum. Bence Sayın Kılıçdaroğlu az konuşsa daha iyi olurdu. Sayın Öztürk de hiç çıkmasa daha iyi olurdu. Beğenmediniz mi Faruk Öztürk'ün konuşmasını? Siyaset karıştırılmamalıydı. Hiç gerek yok. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nu iyi gördüğüm husus ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı'nı AK Parti'yi hedef almadan yani bir cümleyle dedim eyvah yine kaçırıyor kantarın topuzunu toparladı. Çünkü onun hedef alıp muhatap olacağı ve eleştireceği konu AK Parti veya Sayın Cumhurbaşkanı değil. Çünkü ülkenin sorunu var. Sen ekonomiye odaklanmışsan kardeşim doğru dürüst bir biçimde. Şimdi bir Allah kulu o 5 akademisyenin veya konusunda uzmanın söylediklerinin yanlışlığı, o grafiklerin hatası, onların esasında yalan söylediğiyle ilgili değerlendirmeler yapmadan sadece meseleyi yerlilik, millilik üzerinden ithal danışmandan alıp konuyu bir yere getirdik. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Peki bir şey soracağım. Hocam bu önemli. Şunu bitireyim mi? Yok bitirmeyin. Çünkü ben size bu yayında geçen hafta dedim ki 3 Aralık'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne açıklarsa Ersan Şen de beğenir dedim. Beğendiniz Beğendim, mi? Beğendim tabii doğru. Ve gol attılar kesinlikle. Yani ben şöyle söyleyeyim size. CHP lideri Kılıçdaroğlu çok eleştiriyordu. Ben şöyle söyleyeyim size. Bunun için önemli. Eksiği var. Yani başka isimler de çıkarabilirlerdi. Yani şu anda önümde not aldım. İbrahim Mustafa Turhan'ı çıkarabilirlerdi. Ama bunlar farklı partilerden. Altılı Masa'nın değil o toplantı. Doğru. Şimdi bunun arkasından İyi Parti bekleniyor. Muhtemelen İyi Parti. Diğer partilerde. Ben istiyorum ki siyasetçiler, hukukçu kökenli siyasetçiler bir geri çekilsin.
ekonomistleri bir öne koyun. Yani programlara mesela ben Sayın Fatih Altaylı'nın programını da tanıdım, bu Uğur Akçiğit. Ufuk Akçiğit. Uğur. Ufuk. 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 Yanlış mı? Ben yanlış Ufuk yazmışım. Akçiğit. Hemen düzeltiyorum. Profesör Kendisi, Doktor Ufuk kusura Akçiğit. Bakmasın. Orada da beğenmiştim. Evet. Zaten Refet Gürkaynak'la ilgili söylenecek bir söz yok. İktidara şunu söyledim sadece. Ya muhalefette olan bu insanları bulurken siz niye bulamıyorsunuz ya? Bütün imkanlar elinizde. Enflasyonu efendim işte aşağı indirmek, tekrar ele almak. Şimdi ekonomi modeli diye önümüze koyulan 23 Eylül 2021 tarihinden bu tarafa uygulananın ortaya çıkardığı maliyetler ve sonuçlar ortada. Çünkü millet senin teknik açıklamalarını anlamaz. Baz etkisi şunu bunu anlamaz. O şunu anlar. Bak ben söyleyeyim size. Onun anladığı şu. TÜİK rakamları. Ben TÜİK'e güveniyorum. Enak yalan söylüyor. At onu kenara. Ya kusura bakmasınlar. Bu bir ince eleştiri. Anlamışlardır. Süt %162 bir yılda artış. Pirinç %145. Peynir %129. Hop çeviriyorum. Kasım ayında yine TÜİK. Tereyağında burada %137 artış olmuş. %17 artı olmuş. Utanmak lazım ya. Ya bu bir aylık artış ya. Bu TÜİK ha, enak değil. Dış güçler değil. İç mihraklar değil. Taze sütte 15,7. Peynirde 15,1. Pirinçte 10,9. Kasım ayında milletin yediği, içtiği bu ürünlere gelen zam oranları. Ha şimdi oradan hareketle tabii şu açlık ve yoksulluk sınırlarına girmiyorum. Onu da kabul etmiyorlar. Türk iş efendim diyorlar. Onlar iç mihrak herhalde öyle diyorlar. İnanmıyorlar. Çünkü kimin söylediği bir gerçek bakanlığımız var. Onu da bilemiyorum. Şunların söylediği doğru, bunların söylediği yalan oluyor. Ona da girmiyorum. Şu efendim işte Antep fıstığına, çiğ bademe de girmiyorum. Fıstığın yerini millet leblebi tercih ediyor herhalde. Öyle geçiştiriyor. Ama şu önemli kanaatimce, kardeşim Dünya Bankası'nın verileri, gıda enflasyonunda Anadolu coğrafyasına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti 4. Bu ayıp bir şey ya. Ben şöyle söyleyeyim size. %99 gıda enflasyonu. Enflasyon bir canavar. Enflasyon ahlakları bozan. 102 oldu, 102. Ben hiçbir şu aldım geldim vereyim. Kasım 102. Ya aldım geldim vereyim. Ve ben şöyle söyleyeyim size. Şimdi siz cumartesi günü bir vizyon belgesi çıktı ortaya. Benim beklediğim iktidardan şu. Demesi lazımdaki şu 9 kişi, hadi Kılıçdaroğlu'na Sayın Faik Öztürk kenara koydum. Hadi Selim Böke'yi de bir kenara koydum ama Foggo'yu koyamazsın çünkü ciddi bir yoksulluk araştırması yap. Diğer hadi o bir Amerikalı olup da çokça eleştirilerini de koydum. Cem Rifkin. Ya neyse onu da attım kenara. Ama bir Allah kulu iktidardan çıkıp şu Ufuk Akçiğit'in, efendim işte Refet Gürkaynak'ın, Hakan Kara'nın anlattıklarını, ismini sayamadığım varsa kusura bakmasın. Yok hepsini saydım. Oraya yazıp çizdiklerini diyecek ki kardeşim senin söylediklerin A'dan Z'ye yanlış, işin doğrusu bu. Sen farklı bir Türkiye'yi görmüşsün. O Türkiye bu Türkiye değil. Peki. Şimdi bir şey söyleyip bitiriyorum. Çok tamam. Basit. Şimdi şu deniyor değil mi? İthal ekonomistler. Bunlar yerli milli değil. Bunların hiçbir şey idareci yok. Arkadaşlar, elimde Ekim, Kasım ve Aralık aylarının dış borçlanmaları var. Bana gelin bir buradan bir anlatın bakayım. Biz vatandaşız. Ekonomist değilim. Verileri arkadaşlar gibi kontrol edemiyorum. Hazinenin %9,5'la 2,5 milyar dolar borçlanması Ekim ayında gerçekleştiğinde 4 yabancı banka bunu yapmış. Tamam, bu bir. İki, hazine %10 faizle 1,5 milyar dolar borçlandığında Eurobond ihraç etmiş. %73'ünü dış mihraklar satın almış. Bu şeyin. Bu devlet tahvillerinin 5 yıllık. Hazinenin en son 2 milyar dolarlık borçlanmasında ek borçlanma yapmış. %9'la bunu da yine dış mihraklar vasıtasıyla biz gerçekleştirmişiz. Diyorum ki bak şu anda elimde benim Kübra'nın 8,62 ile Mart 2022'de 2 milyar dolarlık borçlanmamızdaki
5,5 yılda gelecek külfet var. Yani bunlar peynir ekmek gibi dağıtılmıyor. Sana ulufe şey verilmiyor sana. Şey değil bunlar, bağış değil. 5,5 yılda 8,62 borçlanmayla bize gelecek külfet, aldığın para 2 milyar dolar, 948 milyon 700 bin dolar. Arkadaş bunu sen nereden nasıl ödeyeceksin ya? Bana bunu söyler misin? Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki en büyük bela ağır borçlanması, ağır faiz yükü. Sen içeride Merkez Bankası olarak Türk lirasını %9'dan satıyorsun. Allah'ın senden bilmem kaç kat fazla olan dolarını %9, 9,5, 10'la alıyorsun. Kübra'nın birisi bana izah etsin. Benim param dolardan daha mı kıymetli oldu? Bir şey mi biz kaçırdık? Bir şey mi yanlış anlıyoruz? Dolayısıyla ben son cümle şunu söylüyorum. Bunu arkadaşlar düşünsün. Hakikaten ortaya konuşuyorum, objektif. Şimdi şurayı kapattım. Hani bunlar da üç harfli. Arkadaş, 600 gramlık tost kaşar. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. 135,95 lira. 600 gram. Tost kaşar ne demek biliyor musun? Kaşarın kalitesiz olanı. Şimdi eğer bunu dış mihrak satıyorsa veya iç mihrak satıyorsa, sen bir baba yiğit olarak bir ortaya çıkar da, çık da 600 gramlık kaşarı şöyle millete bir 50 liradan 100 liradan bir yedir bakayım. Kaliteli olanı. Bana sütte %3 yağ oranını binde bire taşıyıp da 10,5 liraya sattın mavalını da okuma. Benim vatandaşım senin kireç gibi peynirini, efendim işte su gibi, su, o kadar yağ suda da vardır. Sen su içerek bana anlatamazsın. Ben şunu söylüyorum. Evet, arkadaşlara bak şunu söylüyorum. Şunu tavsiyem şu. Enflasyonu düşürmek için önerim. Şimdi herkes bana kilitlendi mi? Evet. Kim ya, öyle yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Cumhurbaşkanı da açıklama yapacak. Ben açıklama yapıyorum şu an. Bekliyoruz hocam. Tamam. Faizi sıfırlayalım. İki, marketleri kapatalım. Hem önemli. Faizi sıfırlayalım. Faiz sebep, enflasyon sonuçsa faizi derhal sıfırlayalım. Ve bütün marketleri yarın itibariyle bu iç mihrakları derhal kapatmak suretiyle bizim tarım ve kredi kooperatiflerimizi uçurarak bir kuvvet biçiminde görelim. Bakın Kübra Hanım, hakikaten tebessüm ediyoruz ama şu anda gidin bakın krediye üreticilerin ne kadar ulaşabildiğini, ihracatçının. Bayağı... Pahalı kardeşim, sen doları baskılıyorsun. Sen krediye ulaşamıyorsun. İstihdam düşecek bu ülkede. Biraz önce Cem çok güzel bir şey söyledi. Bak o şeyde kalmasın. Bence isabetli hocam, tespitleri vardı. Hocam biz de aynı konuşalım. Diğer konuklar şöyle söyleyeyim sana. Sen artışları yap. EYT'yi ver. 3600'ü ver. Hepsini ver. Fakat kaynak nereden? Borç, o kaynağı nereden bulacaksın? Borç yiğidin kamçısı diye %9, 9,5, 10 dolar faizle mi beni mahkum edeceksin? Hani faiz haramdı? Hani faizden biz kaçacaktık? Hani faizciler alçaktı? Hani faizcilerin biz başını ezecektik? Böyle mi ezeceksin? Sen faize teslim olmuşsun. Sen faize teslim oluyorsun. Para bulamıyorsun. Ben de diyorum ki IMF gitti, yerine Aramef geldi. Arap Rus para fonu. Tamam. Bak onunla da Arap Rus para fonu. Yeni bir tane. Ben sana aynen o. Çünkü sen alıyorsun onu. Sana şarkı söyleyerek vermiyor. Sana bak ne diyorum ya arkadaşlar, Merkez Bankası bizim içeride bankalarımıza %9'la TL satarken sen %9, 9,5, 10'la dolar borçlanıyorsun ya. Benim param mı kıymetli yoksa ben mi yanılıyorum? Biraz konuştuklarınızın hepsi birbirine girmesin diye. Şimdi sevgili seyirciler, az önce dayanamadı Ersan Hoca CHP'nin ekonomi programını da bir değerlendirdi. Az önce bütçe konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yine bu konuya değindi. Şöyle dedi, Kılıçdaroğlu ekonomi ekibini bir Şampiyonlar Ligi kadrosuna benzetti. Onunla ilgili bir grafiğimiz vardı, getirsin arkadaşlarım ekrana. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bizim ekibimizde Profesör Doktor Jeremy Rifkin, Profesör Doktor Hakan Kara, Profesör Doktor Ufuk Akçiğit, Profesör Doktor Daron Acemoğlu, bunlardan oluşan 70 kişilik gece gündüz çalışacak bir ekip var. Bunlar ekonomi dünyasının Ronaldo'su, Messi'si. Karşımızda kim var? Amatör takım, dedi. Şimdi Seyfettin Hoca'ya soracağım. Ekibi beğendiğini söyledi Ersan Şen.
Siz beğendiniz mi Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vizyonunu ve orada yapılan sunumları? Yani tabii Ersan Hocam çok heyecanlı ve coşkulu. O grafikleri de getirelim arkadaşlar. Yani her bir konu... Gerçi ben sıfatlarını bilmiyorum. Henüz bir yer ilanı yapılmadı değil mi? Sadece ekonomik kurmaylar dedi. Yapıldı. Yoksa hayır, o tam farklı. Hepsi kurmayları da değil. Ben yani biraz açıklarım onu. Rifkin, birazdan anlatır bize. Yani mevki için bir şey söylemiş. Sadece Cerem Rifkin. Söyledim mi? Cerem Rifkin için sadece o danışman. Aynı konuyu sadece o. Şimdi değerli arkadaşlar, kıymetli izleyiciler. Yani Erkan, dünden bir Şampiyonlar Ligi grafiğimiz vardı. Ersan Hocam çok coşkulu. Tabii bir sürü konu birbirine karışıyor. Yani büyüme ayrı bir konu, borçlanma ayrı bir konu, enflasyon ayrı bir konu. Bunları bir anda şeye getirirse milletin kafası karışır. Şimdi öncelikle sondan başlayalım. Tabii ki o akademisyenleri, yani onlara kötü demek doğru değil. Hepsi kendi alanında çalışkan, yayınları olan başarılı akademisyenler. Burada problem şu. İşte o isimler. Evet. Yani hepsini ben şahsen birey olarak yani yayınlarını takip ederim, beğenirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten o manada bir şey yok. Fakat Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili yaptıkları tarihlerin çoğu da doğru. Bazı çarpıntılar var ama çoğu da doğru. Burada mesele şu. Çözüm önerisi yok. Somut çözüm önerisi yok. Somut. Tamam mı? Ben belki sonlara... Ben araya girmeyeyim vardı. Birkaç öneride bulunacağım ben. Şimdi Türkiye'nin sosyolojik değerlerini, siyasal altyapısını, bölgesel zenginliğini bilmeden küresel bazda ülkeleri tasnif ederek öneri getirmek çok doğru değil. Bir kere Türkiye'de her bölgenin kendine ait dinamikleri var. Türkiye'nin sektörel yapısı ciddi anlamda farklı. Yani onların hepsini dikkate alarak daha mikro ölçekli politika önlemleri getirmek lazım. Bu arkadaşlarımızın sunmuş olduğu öneriler mutlaka kale alması gereken. Ama mesele şu, sadece bunlardan oluşan bir ekibi veya sadece bunları öne çıkarmak doğru değil. Benim eleştirim orada. 70 kişilik bir kadro oluşturacağını söyledi bugün. İsterseniz 300 kişi olsun ama sadece bunları öne çıkararak, bunların reklamıyla yani Türkiye'nin sömürge ülkesi imajını vermek doğru yok değil. Ama yok bunu öyle bir şey yap. Böyle bir şey. Hayır, Ersan ben sizi bölmedim. Şimdi o zaman ben Türk Hava Yolları da reklamlara Amerikalı bizim aktörleri çıkarıyor. Türkiye'de niye yerli aktörleri çıkarmıyor sanatçıları? Ben ekonomistim. Olur mu öyle şey canım? Bu arkadaşların yayında... Yani Daron Acemoğlu'nu biz getirirsek kime teslim olacağız? Yani bir ceza hukukçusu olarak bu arkadaşları ben talih etmem. Ama bir ekonomist olarak... Nasıl yani? Ben bu arkadaşların yayınlarını, vukufiyetim var. Ya bunlar özgeçmişlerini okuduk. Bunlar çıktılar, açıklamalar yaptılar. Ufuk Akçı için siz ne diyebilirsiniz? Cerem Rifkin, Daron Acemoğlu, hepsi kaliteli arkadaşlar. Fakat ülkemizde şu anda yani CHP'ye gönül vermiş en az bu arkadaşlar kadar başarılı ben size onlarca isim sayarım. Tamam. Yok, ben de biraz sonra benim isimleri burada, sayacağım ama isimlerde kaygı, bir şey yok. Kaygı duyduğum şey şu, yani bana 2001 yılındaki yeniden bir Kemal Dervişoğlu'nun ülkeye pazarlaması gibi bir algı var. Beni rahatsız eden o. Yoksa bu arkadaşların kimliği akademik. Peki Kemal Derviş ruhuyla dediğiniz, onun pazarlanması dediğiniz şeyin mahsulü Mehmet Şimşek nedir? Nereden geldi hocam? Çünkü ya Kemal bir saniye. Kübra Hanım. Mehmet Şimşek nereden geldi? Bizim şu anda. Ya Mehmet Şimşek nereden geldi hocam? Hocam. Burada hocam, yok bir saniye. Ama burada yok. Ya Mehmet Şimşek nereden geldi? Ya AK Parti şimdi ne oldu? Şeyi haini mi teslim etti mesela bu ülkeyi? Mesele Mehmet Şimşek değil. Olur mu öyle şey? Bu mesele değil. Bu mesele değil ya. Amerika'dan mı gelmişti? Bilmiyorum nereden geldi hocam. Londra'dan. Sadece fitrine bu arkadaşların koruması. Olur mu öyle şey? Böyle bir bakış açısı olmaz. Türkiye'de haş endeksi yüksek, son derece kaliteli, piyasa tecrübesi olan, uluslararası reputasyonu olan çok değerli akademisyenler var. Yani ben burada CHP adına söylüyorum. Yani benim hangi siyasi partim yok. Ama bir bilim adamı olarak beni rahatsız eden en az bunlar kadar çok kaliteli yayını olan akademisyenlerin de bunlara beraber öne çıkarılması lazım. Yani onların daha geride kalması 70 kişilik önemli değil. Beni şahsen rahatsız etti. Bu arkadaşların sunmuş olduğu öneriler Türkiye'yi sorunlarını daha genel bazda ele alan sorunlar. Tamam mı? Oysa spesifik olarak Türkiye'de enflasyon, büyüme, işsizlik gibi konulara çok derinlemesine çözüm önerisi sunmadılar. Bunlar genel olarak yani bir anlamda Dünya Bankası, IMF gibi küresel olarak ülkeleri kategorize edip işte şu kategorideki ülkelere dönük önlemler gibi daha genel önlemler sundular. Dolayısıyla bence AK Parti'nin yapması gereken şu, bu arkadaşların sunduğu önerilere karşı olarak AK Parti'de çalışan çok kıymetli akademisyenler var. Yani Dünya Markası çok değerli arkadaşlar var. Çok iyi yayınlı olan arkadaşlar var. Ekonomist olarak söylüyorum bunu ben. Onların sunmuş oldukları önerileri
mikro ölçekte kamuya anlatmak lazım. Yani sektörel bazda, piyasa bazında, enflasyonla ilgili, büyümeyle alakalı bunları piyasaya paylaşması lazım. Benim tahminim herhalde muhtemelen yakın bir zamanda bu arkadaşlarımızın sunmuş olduğu daha genel çerçeveli, yani küresel sermayeyi ilgilendiren veya küresel ekonomiyi daha makro olarak ilgilendiren konuları Türkiye'deki çok kaliteli arkadaşımız mikro olarak değerlendirip bir takım öneriler sunacaklardır. Ben mesela CHP'nin yanında olsam şahsen sadece bu arkadaşları değil, CHP'ye gönül vermiş, çok saygın iktisatçıları çıkararak daha sempatik gelirdi. Yani daha çünkü sanki Türkiye'de çok vahim bir tablo var, yeniden mi yabancılar bizi kurtaracaklar gibi yanlış bir algı oluştu. Bu bence CHP seçmeninde benim konuştuğum Türkiye'de kadarıyla... Türkiye'de çok vahim bir tablo yoktur. Yok. Yani şu an dünya ekonomisine baktığınız zaman hani Ersan hocamın aslında söylediği şeyler... Çünkü dün Refet Gürkaynak tam tersini anlattı mesela. Yani tabii ki bir siyasi duruşu olan akademisyenler siyaseti önceler. Şimdi Almanya'da resesyona girecek Almanya. Ben bir cümle Almanya, bir şey söyleyebilirim. Seyfettin bir cevap. Fransa resesyona girecek. İtalya ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Bunlar kötü ekonomiler mi? Ama şu anda dünyada küresel bir stagflasyon var. Bu stagflasyon olduğu dönemlerde tabii ki biz de zarar göreceğiz. Ama sanki Türkiye özelinde çok derin bir sorun varmış gibi naksetmek bu bence siyasi etiğe de uygun değil. Yani bu Kübra bilim adamları Kübra Hanım, bir söz alabilir miyim? Küresel olarak Seyfettin Bey'e bir makro dengeleri anlatmaları doğru. Ama Türkiye'de kıyamet var. Türkiye batıyor. Ama dünyada bir şey kimsenin yok ki. Öyle bir şey söylüyor. Bir algı oluşturmak. Yani söylemek değil. Algı oluşturmak doğru değil. Peki. Tamam. Peki. Dolayısıyla bunu söylemek lazım. Değil mi? Ben bir cümle edebilir miyim lütfen? Vardı. Kübra Hanım. Enflasyon Kübra Hanım. Alakalı bir konu şimdi, vardı. Şimdi bir saniye. Siz konuştunuz. Bir de müsaade edin ben size cevap vereyim. Süre olarak şimdi bakın sizin bahsettiğiniz Daron Acemoğlu Galatasaray'ın karşılıklı konuşalım. Ufuk Akçı Koç Üniversitesi'nden. Refet Gürkaynak Bilkent Üniversitesi'nden. Şimdi sizin bahsettiğiniz kişi bir oradan bir alabilir miyim sizi? Gelin göremiyor. Hocam. Yok, size bakıyorum. Alayım buraya. Çünkü Jeremy Rifkin gelin değil hocam. Mi sizi rahatsız? At kardeşim onu. Diğerler için ne söyleyebilir Seyfettin Bey? Ufuk Akçiğit'le bir karşılıklı bir televizyon programına çıkmanı isterim bak ben. Hayır. İsterim. Keşke bu Habertürk davet etse. Öyle çıkarım ben. Bakalım bir görelim. Çıkaralım hocam. Yani adam öyle olmaz. Öyle olmaz. Adam orada duruyor ama. Şimdi sen... At onu ya, tamam. Seçmende karşılığı yok, onun karşılığı olmaz. Ama burada söz ettiğin diğer akademisyen yerli ve milli en az senin kadar. Ha ben ona en az senin kadar. Hayır, ben ona bir şey demedi ki hocam. Ona bir şey demedi ki ya, iyi dedi. Çünkü genel konuşuyorsun. Hocam nerede öyle demedi, öyle bir şey demedi ya. Olmaz öyle bir şey demedi ama. Hocam yerli ve milli diye, yerli ve millilere laf etmedi ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Yerli ve milli olmasın konusunda. Başkasınlar da var kardeşim. Kerim Rota var, Mahfi İlmez var, İbrahim Mustafa Turan var, Özgür Demirtaş var, var oğlu ya var, Serkan şey. Özcan var. Var bir şey i̇şte değil. Burada, sen de varsın. Burada ben, burada bak, mesele şu. Benim ben de varım diyecekler. Bak, benim isteğim ne biliyor musun Seyfettin Bey? Ersan benim isteğim ne biliyor musun? Burası Hodri Meydan, milletin önü. Çıksınlar hiç önemli lazım getirebilir miyim? Ben yeni herkesin atar elinde kantarı belinde atabilen atar atamayan da sırtını alır tartar. Ya ben öyle bir dünya yok. Deminki yani öyle konuşuyorsun konuşsun tamam, kişi. Ben hocadan sonra konuşayım. Konuşsun kişi yerli ve milli. Hadi at bunu Jeremy Rifkin'leri atıyor sana. Çok önemli değil. Ama hocam kaçırdığın çok nokta var bu isimlerle ilgili. Yok. Çok nokta. Öyle bir dünya yok. Ya bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hocam deminden beri konuşuyorum. Bir bankanın şu anda uyguladığı kredi faizi %26,5. Sen ne anlatıyorsun bana ya? Ya daha düşük de var ya. Niye en yükseğini söylüyorsun? Ne anlatıyorsun? Ulaşamıyor diyorum ben sana. Ya hocam niye korkuyor en marjinalini söylüyorsun ya? Millet korkuyor konuşamıyor Kübra Hanım. Millete sıkıntı var. Peki. Öyle deme. Sadece bu et, süt, yumurta tüketen de değil. Ben size şöyle söyleyeyim ya. Anlatıyorsunuz güzel güzel de. İşin hocam, sonucunda baskılıyorsun dövizi. Baskıla. Hadi üretim arttırabiliyor musun? Artıyor zaten ya. Nasıl arttırıyorsun? Cem olur mu öyle şey ya? Hocam sıra gelsin. Biz de konu. Bak hoca hiç konuşmadı. Geliyor, ben şimdi cevap hakkını yemek istemek için araya girmiyorum. Onur Erim hoş geldiniz. Hemen Onur Erim önümde. Onur Bey, sondan başlayalım. Ronaldo'dur, Messi'dir. Şampiyonlar Ligi takımı getirdim diyor Kılıçdaroğlu. Ersan Hoca beğenmiş. Seyfettin Hoca eleştiriyor. Siz nasıl buldunuz? Ayrıca enflasyon düşüyor mu? Bu rakamlar bize ne söylüyor? Şimdi öncelikle herhalde bu ekonomiye ilgili bölümde bana
çok fazla süre düşmeyecek. En azından Ersan Hoca kadar gibi düşmeyecek ama ayağa kalkar ben diyor yönetmenim. Ne de olsa iktisatçıyım, ceza hukukçusu değilim. Bu bölümde çok söz düşmemesi normal. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Ekonomistim hocam, hocam sabahtan beri konuşuyorsun. Biraz bekle. Hocam biraz bekle hocam. Sen ekonomistsin, konuş kardeşim. Estağfurullah. Ceza hukukçusu değilim. O kadar ehliyetim yok. Bunu demiyorum. Benim bir mantığım var. İzliyorum, dinliyorum, takip ediyorum, yorum yapıyorum. Yani benim kimsenin uzmanlık alanına girdiğim yok. Peki, evet, sondan başladı. Sondan başladı. Şimdi Kılıçdaroğlu bakın söylüyor. İşte bizim ekibimizde bunlar var, bunlar diyor. Ronaldo, dur Messi'dir. Şampiyonlar Ligi takımını getirdik diyor Kılıçdaroğlu. Olabilir. Şimdi bakın başta çok böyle rakamlarla bir konuyla başladık. Değerli hocalar kendi yorumlarını yaptılar. Bunlar teknik yorumlar. Yani burada yanlışlık, doğruluk diye bir şey yok. Ekonominin zaten temel bilgileri bunları bize söylüyor. Çok az içinde yorum var. Bunun %99'u konuşulan çok temel bilgilerdir. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi bu tartışma, bir kere şunu söyleyeyim. Jeremy Rifkin üzerinden başlayan tartışma, şunu atlamayalım, iktidar başlatmadı. Daha o salon boşalmadan içerideki CHP'liler tarafından başladı. Nasıl başladı? Bir, Amerikalı'nın ne işi var? İki, bir organizasyon bozukluğu vardı. Vardı. Yine CHP'liler söylüyor. Vardı. Yo, ben İki, ayakta kaldım. Ki, yo, onun benim, da dışında, ben ve bazı İngilizce konuşan bir prezenter, bir profesör var. Baş danışman olarak lanse ediliyor ve sadece gördüğümüz kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu kullandı kulaklığı. Vesaire vesaire. Yani bu tartışmayı iktidar tarafı başlatmadı. Bu tartışmayı aslında CHP'nin kendi içi başlattı. Şimdi gerçekleri sayalım. Bir, Jeremy Rifkin. Bizim milletimizde çok uzun yıllardır ve büyük çapta haklı sebeplerden dolayı yabancı birinin, bakın ehliyetinden bahsetmiyorum, yabancı birinin devlet işlerinde parmağını sokması, burnunu sokması ile ilgili ciddi bir antipati vardır. Bu sağcıda da vardır, solcuda doğru, da vardır. Kabul ediyorum. En büyük sebep bu. Doğru. İki, şimdi gelelim Şampiyonlar Ligi'ne lafına. Şimdi şöyle bir göz attım ve bunların hepsi güdümlü listelerdir. Şu an dünyada en iyi ekonomistler sıralamasıyla ilgili 8-10 tane liste var. Farklı farklı isimler var. Galiba hiçbiri yoktu veya birkaç tanesi olabilir ama o mühim değil. Şuna geleceğim. Bakıyorsunuz son 40 yıla iktisadi olarak mesela ülkeleri çok kötü noktadan çok iyi taşımış siyasi kadroların hiçbirinin içerisinde böyle dünyaca meşhur ekonomistler yok. Hocalar daha iyi bilir. İktisat yani çok multidisipliner bir alan. Yani sadece finansmanla, maliyeyle tabii ki onların temel taşları olması lazım. Ama sadece bunlarla açıklanabilen ve anlaşılabilen bir alan değil. Sosyoloji parçası, psikoloji parçası, konjektürel bir sürü değişiklik bir parçası, jeopolitik bir parçası. Ve bunları iyi idare etmektir, ekonomiyi iyi tarafa götürmek. Yani bunların her biri çok değerli hocalar olabilir alanlarında, çok değerli fikirleri olabilir. Ama bunların bir veya birden fazlasını toplamak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle Şampiyonlar Ligi kadrosunu bir araya getirmekle bu iş olsaydı... Onurcuğum beğendin mi beğenmedin mi? Efendim? Açıklamalarını o 5 kişi. Çok net söyleyeyim. 5 kişi. Çok net söyleyeyim. Ben izledim beğendim. Sen beğenmemiş olabilirsin. %80'ini herhalde izledim. Sonradan izledim. Biraz tamam, böyle atlayarak. İzledim. Ben hocama katılıyorum. Ben çok... Yani belki de beklemek de yanlış. Ben somut öneriler görmedim. Böyle bir toplantıda somut öneriler verilir mi? Yani bu mesela Hakan Kara. Onu da Merkez Bankası baş ekonomisi. Ama uzun yıllar çalışmış. Hocam ne dedi ama ne dedi? Ne dedi? Yani bir sürü şey dinleyecek ya. Merkez Bankası'nı özerk yap dedi. Bağımsız yap dedi. Faiz, bu şekilde Merkez Bankası'yla faizi çıkaracağız diyorlar ya. Olabilir. Bak o vasıta. Sen bunu hala kabul etmiyorsun. Kanunda var. Hocam onu denedi. Siyasi bir lansman yapıyorsunuz bakın. Siyasi yapmıyorum ya. Hayır hayır siz de demiyorum ya CHP yapıyor. Siyas... Olabilir. Tamam onu ama anlatıyorum. Ama dedi ki yani bir tarafsız bakın, gözle baksınlar bakalım. Ben size itirazlarımı söyleyeyim. Madem sordunuz ısrarla soruyorsunuz. Mesela Darona Cemoğlu'na. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben Jeremy Rifkin'in o, hakikaten kim olduğunu ve ne yaptığını bu olaydan sonra okudum. Yani 1,5 gün falan okudum. Yani çok değişik birazcık marjinal fikirleri var. Birçoğuyla çok hemfikir olmadım. İşin doğrusu. Bu arada bahsedildiği gibi değil. Almanya'da da çok eleştirilmişti hocam. Her yerde. Şimdi Amerika'da çok eleştiriliyor. Amerika'da, Avrupa'da çok eleştiriliyor. Sadece Amerika, Çin değil. 2000 yılından sonra 3 tane Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'na da danışmanlık yapmış biri. Bu kadar adam istediyse 20, bu adam iyi biri o zaman 22 değil mi? Hayır, Merkel'in bak gelen bir Merkel'in danışmanlığını yaptığı sırada 3 başkan. Şöyle söyleyeyim. Onur, bak Merkel'in danışmanlığı yaptığı sırada Alman hazine kağıdı faizi eksi
0,015 olmuş, ihracat rekoru. Hocam o yapmadı onu. Onların bir tane hazine bakanı vardı. Tanışma. O yaptı ya. Bu yapmadı onu. Amerika'da ya, size bir hikaye anlatayım mı? Ya ben bana bir yıllar evvel bana gelen bir yıllar evvel yıllar evvel bir toplantıdayım. Karbon, bilmem soluma yeşil enerji o tür şeylerin uzmanı bu adam ya. Yıllar evvel şeylerine karışmıyor bu adam. Yıllar evvel endüstriyel dönüşüm. Onlara karışıyor hoca yanlış biliyor. Hocam sana değişik yerden bir anekdot anlatayım. Yıllar evvel bir toplantıdayım. Metrobüs yeni açılmış. Ve birden Merter Kavşağı'nı herkes bilir. Çok fazla minibüsün durduğu yerde. Orada trafik birden rahatladı. Rahmetli Kadir Topbaş kurmaylarına trafikle ilgili dedi ki ya dedi bu dedi trafik çok rahatladı. Vatandaş çok memnun. Evet. Dedi ki bu dedi metrobüsten mi oldu dedi. Çok özellikle çok iyi kurmayları vardı bu konuda. Dediler ki valla başkanım size yalan söylemeyelim. Metrobüsün açıldığından mı yoksa metrobüs açıldığı için buradan minibüsleri kaldırdık mı o yüzden mi burası rahatladı çözemiyoruz bunu ölçemiyoruz dedi. Dolayısıyla o Rifkin'in başarısı olabilir olmaz bu ayrı konu bunları da tartışmıyorum. Ben size siyasi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bana göre gereksiz yere çok ciddi bir beklenti yaratarak 3 Aralık'ı bekleyin şu olacak. Ama bence karşılık verdi daha ne yapması bekliyor. Size göre verdi. Size... Ya sihirbaz mandrake mi kardeşim? Tamam. Ya yönetim hocam, ya bir hocam şey sana değil. Göre verdi. Bana... Bir hocam, vizyon hocam, ortaya sana koyuyor. Göre ya. Ya. Sana Jeremy, göre ya verdi. Sayın Cumhurbaşkanı da vizyon belgesi. Hocam sana göre verdi. Anladın olur mu? Tamam bunu çok yüksek bir sesle anlattın. Bana göre vermedi. Şimdi gelelim. Sen bana sadece şunu söyledin. Hocam ceza avukatlığı yapıyor. Birçok iktisadi içerikli ceza davası da gördüm. Ben bilmekte zorundayım. İsimleri sordun söyleyeyim. İstiyorsan söylemeyeyim. Rifkin'le ilgili bence düşüncem böyle bir Amerikalı yani yabancı bir kişiyi. Tamam geç onun seçmende karşılığı bir, yok diyorsun. İki. Sayın Böke. Sayın Serdar Böke. Genel sekreter. Tamam. Sen, hem bir takım siyasi görüşleri geçmişte evet. Kalan, yani daha evvel söylediği. Hem de iktisadi anlamda Türkiye'de genelde bilindiği kadarıyla daha bizim amiyane tabirle IMF'ci politikalara yakın birisinin de bu kadar öne çıkarmazdım ben iki. Üçüncüsü siyaseten Fogo muydu Sayın Fogo muydu? Evet Hacer Fogo. Hacer Fogo'yu ki kendi söylüyor bunu biz söylemiyoruz. Hem Avrupa Birliği'nden hem Amerikan ve de yani resmi olarak da CIA ile bağlantısı olan bir takım fonlardan para alan birisinin. Bakın bu illegal şudur budur demiyorum. Böyle birisinin de öne çıkarılmasını ben siyaseten yanlış olarak görüyorum. CHP'liler bunu doğru görebilir. CHP'ye gönül verenler, Millet İttifakı'na oy verecekler bunu kabul edebilir. Ben bunları siyaseten doğru görmüyorum. Madem isimler üzerinden gidiyorsun, Ufuk Akçiğit'le ilgili düşüncen ne? Dinledim. İyi bir hocam, dinlemişsin. İyi bir isim. Ufuk'la ilgili. Chicago'da eğitim görmüş, iyi bir isim. Yani Sayın Nebati onunla çıkıp şurada tartışır mı? Hepsinin formasyonu. Ama ona, Seyfettin Bey'e de tek. AK Parti'de, TL'de ondan daha iyi isimler de var hocam. Hocam, Türkiye'de ondan daha iyi isimler de var. Ya bu iktisat işi. Ben Kübra Hanım'a söylüyorum, bak söylüyorum. Sayın Fahit Altay'ı dinliyorsa söylüyorum. Tekrar çıkarın. Daha iyi isimler de var ya. Bir görelim millet hocam, bir anlayacaklar ya. Daha iyi isimler de var. Bunların çoğu hepsi. Ya ben isim üzerinden gidiyoruz hocalar şu anda. Hepsi, o toplantıya katılan hepsi hem fikir olur. İktisat sonuçta mutlak bir elim değil. Bakın bir şey söyleyeyim sana. Ya ben niye iyidir kötüdür diyeyim. Sayın, bak bu insanlar Sayın okumuş, master'ını yapmış, doktorasını yapmış. Evet. Her biri eminim çok ciddi sayıda tebliğsi vardır, yayını vardır. Hakan Kara zannediyorum kaç senelik başekonomist? İyi de bunu uzun yıllar bunu yapmış merkez bankası. Ben tartışmıyorum. Ben sadece diyorum ki eğer dünya, eğer siyaset, eğer devlet ekonomi yönetimi siz, Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi senin de desteklediğin gibi neyi? Şampiyonlar Ligi'ni bir yere... He? Neyi destekliyorum? Söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'ni bir araya getirmekten... Ben onu iktidar da yapmalı diyorum zaten. Efendim? İktidar da yapsın diyorum. Ben ona karşı yanlış olduğunu söylüyorum. Yanlıştır. Tamam. Bu yanlıştır. Yani muhalefetin bulduğunu iktidar çoktan buldu. Bir de iktidar neyle her türlü imkan. Bu isimlere dünyada çok tabii itiraz ki. Var. Hocalardan... Çarşambayı detaylarını yazacağım. Ben şunu gördüm. Hocalardan faydalanacaksın. 3 Aralık'tan sonra kaç gün geçti hala iktidardan net somut magazin dışında İthal ekonomist sözü dışında bir eleştirme çıkaran muhalefetin kendisi kendileri başladı. Ya çıkardı başladı. Diyelim de ne getirdi? Senin söylediklerini daha söylesin. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey yapmayacaktı. Sen oraya kendi adamlarını çıkaracaktın. Allah aşkına sen oradaki bir Rifkin'e mi takıldın? Hayır. Niye takıldın? Hayır, pardon. Ne Rifkin, var Darun Acemoğlu'nda? Başarısız mı? Dünya takdir ediyor bu bakın ya hocam bak Hakan öyle bir konuşuyorsun ki insanı bak seyircileri provoke ediyorsun. Neyi provoke ediyorsun? Söyleyeceğim. Ya lafımı bitireyim söyleyeceğim. Ben dedim ki
Ya buradan ağzından şöyle bir laf çıktı mı? Ben buradaki hiçbir kişiyi, iki tanesinin de görüşünü hiç beğenmediğimi söylememe rağmen ben hiçbir kimsenin burada liyakatını sorgulamadım. Ben ne Rifkin'i sorguladım, ne Sayın Böke'yi sorguladım. Mesela Ufuk Akçeyit'in neyini beğenmiyorsun? Ben dedim ki üçünü de çıkarmak siyaseten ki sebeplerini söyledim. Ufuk Akçeyit neyin uzmanı? Yanlış dedim. Ya açıklıyor, ekonomist dünya kim kadar yerde yayın yapmış, hocalık yapmış, danışmanlık yapmış. Ya yapmış ya. Ya bak, başarısız olsa buraya getirir. Hocam kabul edemiyorsun ki sen CHP'li değilsin. İşte iktidar başarılı oldu böyle. Hocam sen CHP'li değilken. Cem, iktidar başarısı burada. Sen CHP'li değilken körü körüne bu kadar CHP'yi bu yanlışla savunman benim aklım almıyor. Bak sen beni hatta işi başına şöyle itham ettin. Dedim ki hocam ceza oradan konuşuyor. Ben ne dedim ki sana? İlk kez mi? Bak, ya siz yapmayın. Ya ceza olabilir mi? Bugüne kadar birçok iktisat kökenli soruşturma ve kovuşturma baktım. Az çok bilirim, takip ediyorum. Ben bu açıklamaları en çok kimden etkilendim biliyor musun? Açık söyleyeyim. Ufuk Akçiğit'ten etkilendim. Net. Ya hocam, onlar da çok eleştiriliyor ama sen sadece... Hocam yabancı yayınları bak. Bir şey söyleyeyim değil miyim? Bu şimdi boş beleş bir konuşma. Herkes şunu bekliyordu belki. Hocam. Çıksın Kemal Kılıçdaroğlu. Bak, Müslüm Bey var burada. Bir şey söyleyeceğim. Sürekli saldırsın. Yapmadı, doğrusunu yaptı. Bu isimler dünyada hocam bir şey söyleyeyim bak. Sen ceza hukukunda uzmansın. Ne yapayım yani? Bir şey yani diyeceğim ya. Sadece ceza. Bak ben yabancı dile hakim. Bak bu isimler ya bir şey diyeceğim ya. Hocam, ya bu isimlerin hele Darren Acemoğlu'yla birazdan sana atacağım tekrar. Ya bir saniye müsaade. Celal Efkin'in sen de şu an ya defa bunlar çok eli hocam. Harvard'daki bir hukukçu bak Medium'da bir yazı yazdı. Jeremy Rifkin için palavracı dedi. Ya doğru bilgi vermiyor dedi. Darren Acemoğlu'nun teorileri de çok eleştiriyor. Sen ya Cem sana göre bunlar, sana göre ya bunların bir şey, hiçbirisi bir anlam ifade etmiyor. Ya hayır hocam bak bunların teorileri eski kaldı. Bazıları eskide değerlendiriliyor. Bak neye göre eski kaldı? Kim bak örnek vereyim müsaade et. Bak atıyorum şimdi bak. Kim söylüyor? Ya bak hocam. Sen bana da eski kaldı. Ya bir saniye bak söylüyorum. Bunu yazan David Lauderweiser diye bir uzman. A Third Industrial Revolution. Üçüncü dünya endüstrisi diyor. Jeremy Wrong baştan aşağı ve yanıldı ve Merkel yanıldığı için tezi tutmadığı için sen diyorsun ki para politikaları, bu adam para politikasıyla karışmıyor ki, bu adam yeşil çevre bunun uzmanı ya, o adam. İsim üzerinden gitmiyorum ki ben, diğer isimleri bak daha ben çok sana anlatayım bak Rifkin'le bir şey ilgili söyleyeyim. Onun bak, yerli milli şey olmadığı yönünde itirazım varsa gitsin hocam gene bir şey hocam, başka yere bak ben sana bir şey diyeyim bak şunun bak bir Mehmet'in ismini ortaya attı. Ya hocam bir müsaade et ya bak sen konuşayım ya. Ya bir şey nereden geldi? Bir şey anlatacağım. Nereden bak, geldi? Anlatacağım. Mehmet Şimşek? Nereden geldi Mehmet Şimşek? Bu ya ben itiraz etmiyorum. Bak cevap. Ya müsaade etmiyorsun ki cevap vereyim bak. Bu isimlerin hepsi Jerifkin, Acemoğlu, Refet Gürkaynak'ta. Bunların hepsi özellikle bu ufakçı Chicago'da ders veriyor. İyi bir hoca. Evet. Kabul görüyor. Mesela alıntı da çok yapılıyor ondan. Şey bir isim. Sunumu ama da iyiydi bu. Bak doğru. Ama i̇yi bu isimleri özellikle Darren Acemoğlu'yla Jeremy Rifkin'e o sana 10 tane 4-5 tane yazı göndereceğim. Çok eleştiriliyor. Bu adamlar özellikle Jeremy Rifkin para politikalarına karışmıyor. Burada Müslüm Bey var. Bu adam devrim Cem, bilmem anladım. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey diyeyim hadi. Bu şey Ufuk Akçiğit'e şerif ama bunlara bir eleştiri var. Bunlar hocam kağıt üzerinde değil. Bize Atilla Karaosmanoğlu da geldi 1971'de Ecevit zamanında. Ekonomi battı gitti. Arkadaş bir şey söyleyebilir miyim? Kemal Derviş geldi. Cem ben battı. Bunlar, bir şey söyleyeceğim bak, sana. Bak Resim Tumuk şey çok güzel bir şey diyor. Bunlar şey bak Cem, piyasacı değil. Bunlar Cem, kağıt üzerinde adamlar. Ya Cem ben teorisyenim. Ya teori bak, değil kardeşim. Adamlar. Bak. Ya bu adam Cem, yanıldı. Cem, Almanya'da yanıldı ve gitti bu adam Cem, ya. Sana göre, bak sana Çin'deki göre, adam da gitti, başarılı olamadı bu. Çin'de başarılı hayır olamadı ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. Ya burada göre, bak. Sana al, göre ben de. Ya ben, hala bak, bana göre. Ben de teorisyenim, profesörüm. Alır mısın? Şey, al. Pratik değil niye çöp mü oluyor şimdi bu? Ya hayır hocam. Bak bir şey diyeyim. Neyi anlatıyorsun? Jeremy Rifkin çok kıymetli bir hoca. Bir şey söyleyeyim. Jeremy Rifkin neden çok yanlış yaptı? Bak bir şey söyleyeyim. Bak Jeremy Rifkin sanayi devrimi olarak 1980 90'larda teorisi iyiydi, başarılı oldu. Çin'e gitti. Adam dedi ki ya senin anlattığın dedi bize uymuyor. Adam bilgili şey önemli. Almanya'da öyle. Ama bu adam çevre, endüstri devrimi bilmem ne şey bu sen, ben sana şey bir değil. Şey söyleyeceğim. Bu adamla sen ekonomi düzeltemezsin. Öyle değil. Ya at bir saniye. At Rıfkın'ı, Acemoğlu'nu, Karay'ı, Gürkaynak. Kardeşim
Ben sana bugün şey. Ya Allah'ın havalimanında simit 39 lira, suyu 20 lira. Allah ya. Sen 35 lira içersen. Atacağım kendimi ya. Ya kardeşim hayat pahalı ya. Senin kardeşim bütün her şeyin elinde, imkanlarında, sen gereği yap. Bak ben buradaki 2 tane kıymetli 3 tane hoca var, 3 tane. Bak bir şey diyeyim. Hocam muhalefet mi yönetiyor? Çevirme bak isimleri. Bütün imkanların elinde. Bak bu isimlerin bir tane iyileştirdiği ekonomi yok ya. Sen çağırma bunları, başkasını getir. İşte o demin saydın ya. Bak. Çöz. Bak bir şey diyeceğim. Türkiye'nin bir sürü isim saydın. Onlar 90'lı yıllarda Türkiye'de görev yaptı. Arkadaş, Türkiye'yi bak, batırıp kaçıp gitti adamlar ya. Bir şey söyleyeceğim ya sana. Hepsi görev yaptı adamların ya. Bak vatandaş yazmış. En kötü 2 artı 1 evin kirası. Ya kardeşim 10 bin lira, konu bu mu ya? Haftalık pazar 500 lira. Etin kilosu ya, 120 lira. Kıymanın 180 lira. Ya yanlış bir çıktı ya. 1 litresi 25 lira. Kim çözecek bunu? Mu? Ya kim çözecek bunu? Hayat pahalı, kabul kim ediyor? Çöz o zaman. Faiz yükseltmek için elinden tam mı var ya? Elinden tam mı var? Sen şimdi birdenbire gramaj kontrolü, laf kasa fiyatları uygunluğu, hijyen düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat, stok kilo, birden beri 3 haftaları hatırladın Allah aşkına. Cerem Rifkin hariç hepsinin dediği şey faiz yükseltti diyor. Bir şey başka hiçbir şey demiyor. Ya yükseltirebilirim. Kardeşim şey sen faiz düşürdün de ne oldu ya? Adam akıllı telefonu anlattı ya. Bana benim bakarak, oğlum daha iyi anlatır akıllı telefonu. Faiz düşürdün de %9'da ne oldu ya? Doruk gelsin anlatsın telefonu ya. Krediye ulaşır. Sen faiz düşürdün de ne oldu kardeşim? Ne yaptın? Ya ihracat birçok şeyin hani ya. Hani faiz sebep enflasyon bak, sonuçtu. Bir şey ne oldu? Bak, reklama giderken bir şeydi. Bak sana cevap iki çözüm önerisi ya, yapıyorum. Müsaade. Faizi sıfırla. Üç harfleri bak, kapatsana şey diyeyim, kardeşim de çözüm görelim bak bir şey diyeyim. Özür dilerim. Demin Numan Bey bir şey söyledi. Çok onunla kapatayım. Reklama gidecek. Dedi ki 2002'de faizin bütçedeki payı 46'ydı. Hocalarım yanlısı beni düzelsin. 330 milyar Türk lirası faiz ediyoruz. Ya ekonominin büyüdü ama. Bırak. Ya 2002'de %46'ydı. %9.5 %9'da borçlanmışsın. Bak, Türkiye'nin borçlanması %11'e düştü. Sen hayır kardeşim. Ya inanmıyor senin ya. Ya Numan Bey anlattı demin. Ben sana çıkardım. Numan Bey ekonomi anlamıyor mu ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Tamam, son borçlanma rakamlarını çıkardım. Ben bir araya şu anda eskiye göre son 6-6,5 ya hocam, milyar dolar da. Numan Bey'in dediği. 6-6,5 milyar dolar son 3 aydaki borçlanması. Ya hocam. Ortalama %9.5 2002'de Türkiye'nin borçlanması. Bak borçlanmanın bütçedeki kat 46 şu an 11'e düştü ya. Bu sofrayı sen, bırak. Sen bütçe açığına da hayır diyorsun. Sen yanlış anlıyorsun. Efendim işte cari açığa da hayır diyorsun. Ben Müslüm Bey'le Seyfettin Bey'in dediğine inanıyorum. Bütçe açığının kardeşim sebebi enerjidir. Sen, başka ya bir şey değil. Enerji de ben mi bu dövizi bu hale ya bul o zaman doğalgaz. Ne demek buldun? Bul doğalgaz. Bu dövizi böyle bul doğalgaz. Sen ya 23-2021 tarihinde o doları bu hale getirmeyecektin. Bir kısa ara birazdan buradayız. Ya da gidip enerji bulacaksın. Git doğalgaz. Açık ve Net'e devam ediyoruz. Yerimize oturduk. Zira en son Cem Küçük eline sopayı da almıştı. Vallahi korktum, yerimize geçelim dedim. Espri bir tarafa, şimdi enflasyonu ve asgari ücreti konuşacağız. Enflasyonu konuştuk. Bu arada CHP'nin hafta sonu vizyon toplantısının yankıları hala devam ediyor. Bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünde bütçeyi eleştirirken, bütçe konuşması yaparken bizim ekibimiz Şampiyonlar Ligi, bunlar ekonomi dünyasının Ronaldo'su, Messi'si demişti. İşte o konuyu tartışıyorduk. Onunla ilgili bir şey diyebilir miyim? Bütün konuklarım kısa söz istiyor. Önce Onur Erim toparlamak sonra istiyor. Sonra ben de istiyorum. Tamam, herkese ya söz vereceğim. Yani tamam. Benim cevap vermem gereken bir sürü tabii, şey bu var. Bu arada tabii ki Müslüm Bey aramızda CHP milletvekili, CHP yani, gıyabında CHP konuşuyoruz. CHP konuşuluyor ama CHP biz konuşamıyoruz. CHP konuşuluyor, o konuşamadı. Hemen önce onu dinleyelim, sonra sizlere soracağım. Birkaç şey sorarsan belki daha iyi cevap verir. Tamam. Bir ben de hani ben iki dakika konuşacağım çünkü şey değil. Müsaade edin ben karar vereyim. Onur Bey buyurun. Teşekkür ederim. Ersan Hoca çok soru sordu. Onlara cevaplarken gene arada kesildik. Şunu söyleyeyim yani sorduğu sorular hani tartışmanın üzerinden gitti. Ben tek tek 3 kişi hakkında yorum yaptım. Hiçbirinin hakkında liyakatıyla ilgili bir yorum yapmadım. Rifkin'i konuştum, nedenini anlattım. Rifkin'in konularını 1-1,5 gün okudum. Ciddi bir çoğunluğu bana hitap etmeyen konular. Buradaki eleştirim Amerikalı birinin böyle bir toplantıda başlanışma olarak şey yapması. Ki Sayın Kılıçdaroğlu böyle birisinden de danışmanlık alabilir. Gayet de bu değerli olabilir ama Rifkin kendi firması olan tır danışmanlığın sahibi, dünyada da her isteyene böyle danışmanlık veriyor diye düşünüyorum. Bence bu danışmanlığı alıp bu kadar ön plana çıkarmamalıydı. Aynı eleştiriyi siyaseten Sayın Böke ve Sayın Foggo için yaptım. Neden olduğunu da söyledim. Aslında
Böke'nin konuşması çok heyecan dolu bulundu. Siyaseten çok beğenildi doğru. Sosyal medyada. Zaten o konuşmayı temel, yapmazdı. Temelde de temeldeki problemlerden normal biri oydu. Böyle bir toplantıyı ya daha akademik bir şey havasında yaparsınız. Türkiye vizyon havasında sadece akademi olur, siyaset olmaz. Ya da siyaset havasında yaparsınız, o kadar akademi olmaz. Benim yani benim de, siyaseten yanlış gördüğüm bir lansman. Yoksa içeriği tartışmıyorum. Hoca hani tek tek sordu. Ben mesela Daron Bey'in de birçok makalesini de okumuşum. Cumhurbaşkanlığı özel ödülü almış 2012 yılında. Daron Acemoğlu. Abi alabilir. Bakın, kültür özel ödülü. Daron Bey'in de ben birçok makalesini de okudum. Ciddi fikirleriyle çatışmalarım var. Hem fikir değilim, bu olabilir. Fakat bu Daron Bey'in, Jeremy Bey'in, diğerlerinin iyi veya kötü bir akademisyen olduğuna göstermez. Yani bugün hepimiz Freud ismini biliriz. Freud'un psikoloji alanında aşağı yukarı bütün teorileri yanlış çıkmıştır. Ama yine de dünyanın en iyi psikolog, tarihsel olarak psikologlardan biri olarak bilinir. Çünkü ortaya attığı çok marjinal fikirler psikolojinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Yani ben burada işte o profesör iyi, bu profesör kötü, ya böyle bir şey yok. Bunların hepsi kendi çaplarında bilim adamları. Akademik çalışmaları var. Benim burada toptanda da karşıttığım şuydu. İktisat, ekonomi, bir ülkenin ekonomisini iyiye götürmek maalesef ekonominin kendi içinden dolayı, kendi yapısından dolayı böyle Şampiyonlar Ligi'ni bir araya getirmekle olmuyor. Olsaydı dünyada ekonomik olarak çok kötü yerlerden veya orta yerlerden çok ciddi başarılara giden ülkelerin ekonomi yönetimlerinde bir sürü hoca bulurdunuz. Dünya tarihine bakarsanız neredeyse yok gibidir. Çünkü o zaman bu insanlar niye okuyor? Niye siyasete ve bakın, bu ilimden, eğitimli öğrenimli siz insanlar siyasi lider olarak ilimden faydalanırsınız. Ve bunlar yönetimlerden danışman olacak. Çalışmalardan. Şimdi Seyfettin Hoca iyiyse alanında onu danışmalardan faydalanırsınız. Hepsinden faydalanırsınız. Evet, ancak siyasi olarak biraz kararları veren özellikle. O karar vermeyecek ki, danışman zaten adı üstünde. Peki biz ekonomi yönetimi ona bırakacağız dedi. Hocam sen de ya yani bu CHP'yi kurtarmak için ya elinden geleni yapıyorsun. Vallahi yine beni şey yapıyor. Yapmıyorum ya. Ben de yanlışsam onu söylüyorum. Ya. Bir aklım var, fikrim var, değerlendiriyorum. Bizim anlatır mısınız? CHP gıyabında konuşuyoruz. İlk sorumuz şu. Şimdi bu isimlerden, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Şampiyonlar Ligi dediği isimlerden hangileri CHP'nin artık kadrolu veya kadrosuz da olsa ekibinde, hangileri sadece bunu bir dışarıdan destek olarak genel bir analiz yaptı? Şimdi bir defa her şeyden önce hiç yapılmamış bir şey yapılmaya çalışıldı burada. Yani kolektif akılla Türkiye'ye bir vizyon üretmek. Yani biz şunu da yapabilirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi mutfağında böyle bir vizyon belgesi üretip, işte de bizim vizyon belgemiz bu deyip kamuoyunun karşısına da çıkabilirdik. Ama öyle olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi siyasi kadroları artı Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi kadrolarının dışında olan kadrolarla beraber, ama Türkiye'yi izleyen, takip eden, Türkiye ilişkin fikri olan, zaman zaman Türkiye'ye gelen bir dış gözle, yani dünyanın küresel eğilimlerini, yaklaşımlarını bilen insanları harmanlayarak Cumhuriyet Halk Partisi kolektif, ortak akılla bir vizyon çalışması yaptı. Şimdi burada çok sayıda akademisyen var. Yani 70'e yakın akademisyen katkı sağladı. Bu akademisyen... Ha bir dakika. Sayın tamam. Kılıçdaroğlu'nun 70 kişilik ekip kuruyoruz dediği bu programa 70 kişinin emeği mi var? Elbette. Abi yani bunlar, ben anlamamıştım. Tabii bunlar arkada çalıştılar, metinler hazırladılar. Bunların hiçbirisi kamuoyuna yansımadı. Buradaki arkadaşların %99'u Türkiye'de yaşayan, bu 70 kişinin %99'u Türkiye'de yaşayan Türkiye'li, yerli ve milli arkadaşlar yani. Bunların içinde yabancı arkadaşlar yok. Bu ülkeyi bilen, tanıyan insanlar. Şimdi bu insanların hepsi siyasi kadro değil henüz. Yani burada az önce öne çıkan, sunum yapan, onların bazıları sunum yaptı. Peki mesela Jeremy Rifkin ismi çok tartışılıyor. Hem onun o arka resmi, planını merak ediyoruz. Hem de baş danışmanı oldu o galiba. Evet, yani Jeremy Rifkin Sayın Genel Başkanımız da açıkladı. Genel Başkanımızın endüstriyel dönüşümden sorumlu danışmanı oldu. Ama diğer kadrolar, yani sunumu yapan diğerleri, işte Ali Hakan Bey, Daron hocamız, Ufuk hocamız, bunların hepsi tebliğ ile sunum yaptılar. Şimdi bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidara doğru giderken kendi birikimlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin emrine sunmaya hazırız dediler. Yani biz katkı sağlayabiliriz, elimizi taşın altına sokabiliriz.
Türkiye ve dünyaya ilişkimiz böyle bakıyoruz. Bu tür analizlerimiz var. Bu tür çözüm önerilerimiz var dediler. Cumhuriyet Halk Partisi de onları aldı. Şimdi bir de bunun öncesi var. Mesela biz sadece burada sunumları görüyoruz ama Sayın Genel Başkanımızın bir de yaptığı geziler var. Yani Amerika'ya yaptığı gezi var, İngiltere'ye yaptığı gezi var, önümüzdeki günlerde Almanya'ya yapacağı gezi var. Burada yapılan görüşmeler var, buradan elde edilmiş izlenimler var, buradan elde edilmiş katkılar var. Bunların hepsi de bu sürecin içine girdi. Yani kolektif bir akılla üretilen bir süreç bu. Dolayısıyla buna böyle bakmak lazım. Şimdi tabii şöyle, neticede bu bir vizyon çalışması. Yani şöyle şeyler, bu bir seçim bildirgesi değil. Yani seçim bildirgesi gibi somut, İşte şu vaatte bulunuyoruz, şu taahhütte bulunuyoruz. Vatandaşın da anlayabileceği şekilde. Şimdi böyle bir beklenti oluştu. Şimdi bu bir vizyon çalışması. Bu vizyon çalışmasının üstüne seçim bildirgesi gelecek. Ama vizyon çalışmasına biz genel ilkeleri, genel çerçeveleri koyduk. Ama bunun içine somut hedefler de var. Mesela biz diyoruz ki 2 trilyon dolar olacak Türkiye'nin milli geliri 2030'da. Kişi başına 20 bin dolar gibi, evet, iddialı bir hedef. 22 bin dolar milli gelire ulaşacağız kişi başına. İşte diyoruz ki 600 milyar dolar ihracat yapacağız. Yani 3,5 milyon insana iş vereceğiz. 2030'a kadar 3,5 milyon yeni istihdam yaratılacak. Nasıl yaratılacak? Diyoruz ki biz teknoloji odaklı, bilgi odaklı, bilim odaklı bir kalkınma programı üretiyoruz aslında burada. Bunun para politikası ayağı var. Maliye politikası ayağı var. Kurallı makroekonomi, maliye politikası diyoruz. Bağımsız Merkez Bankası diyoruz. Bunların hepsi somut öneriler. Bugün Türkiye'de olmayanlar bunlar. Yeni bir istihdam politikası diyoruz. Bakın biz istihdamı yeniden yapılandıracağız diyoruz. Bakın Kübra Hanım, 2030'a geldiğimizde her 3 kişiden biri işini kaybedecek. Her 3 kişiden bir kişinin işini makineler yapacak. Şimdi inanılmaz bir teknolojik işsizlik dönemi geliyor. Peki biz bu işsizleri nasıl yeni işlere yönelteceğiz? Eğitim politikası yeniden tasarlamayacak mıyız? İstihdamı yeniden ele almayacak mıyız? Endüstriyi nasıl dönüştüreceğiz? Biz ucuz iş gücüyle, ucuz üretim yaparak dünyayla rekabet edemeyiz. Bilgi teknolojisini esas alan katma değeri yüksek ürünleri nasıl üreteceğiz? Bunların hepsi bir bütün ve bu bütün içinde tek tek sunumlar yapıldı. Mesela bunun para politikası ayağı ne olacak? Maliye politikası ayağı ne olacak? İstihdam ayağı ne olacak? Şimdi mesela acımasız eleştirilen konulardan biri, yani işte bu liberal bir programdır diye. Bakın bu programın en önemli ayaklarından biri sosyal politikalar. Şimdi biz mevcut yoksullukla mücadele etmekle yetinmeden, şu bizim amacımız yoksulları azaltmak, yok etmek. Ama bununla yetinmeden yeni yoksulların olmasını da engelleyecek bir çerçevesi genişletilmiş sosyal koruma sistemi öneriyoruz. Diyoruz ki biz evet, yoksullar Türkiye'de çok yüksek rakama ulaşmış insanların yoksulluğunu biz yönetmeyeceğiz, bunu bitireceğiz. Bunun için politikalarımız var ama aynı zamanda diyoruz ki biz yeni yoksul da üretmeyeceğiz. Ekonomi dönüşecek, dönüşmek zorunda. İşte mesela Sayın Rifkin'le ilgili tartışmalarda Rifkin'in söylediği şey şu. Diyor ki dünya 3. endüstri devriminin eşiğinde. Bununla ilgili tarihsel örnekler verdi. Eğer ekonomide mobilizasyon olmuşsa, eğer iletişim devrimi yaşanmışsa ve eğer enerji rejimi değişmişse sanayi yeni bir döneme girecek diyor. Verdiği örnekler bunlar ve diyor ki dünya 3. sanayi devrimin eşiğinde ve Türkiye bu 3. sanayi devrimini yakalamalı. Bunu es geçememeli. 1. sanayi devrimi, 2. sanayi devrimini kaçırdık. Geride kaldık. Ama 3. sanayi devriminin öncü ülkesi olabiliriz. Türkiye'nin potansiyelini anlattık. Şimdi mesela diyoruz ki biz 4,5 saatlik bir uçuş mesafesiyle 58 ülkeye ulaşabiliyoruz. Yaklaşık 22 trilyon milli gelire ulaşabiliyoruz. Türkiye bir merkez ülke olabilir. Türkiye bir lojistik merkezi olabilir. Bütün bu ilişkileri hayata geçirebilecek bir bölgesel güç olabilir. Potansiyeli var. Bakın Daron Bey ne dedi Daron Hoca en sonunda? Dedi ki işler kötü, ekonomide sonuçlar kötü ama iki şeyden umutluyuz dedi, çok önemli. Bir, Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Yani bu potansiyeli kinetik hale getirebiliriz. İki, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi mesela sabahtan beri tartışıyoruz. Ben şimdi Ersan Hocama şu açıdan çok katılıyorum. Bu programın içeriğine ilişkin bir tartışma yapmıyoruz. Yani mesela bu programın içeriğinde neye itiraz ediliyor? Yani bu kişilerin milliyetleri, bulundukları yer, düşüncelerinden öte bu programla getirilen, yani burada 9 tane konuşma yapıldı, 7-8 tane sunum yapıldı. Bu sunumdaki hangi bilgiye itiraz ediliyor? Hangisi yanlış? Mesela deyin ki para politikası yanlış. Deyin ki maliye politikası yanlış. Deyin ki bilim teknoloji politikasını biz beğenmiyoruz. Burada şöyle hatalar var. Ya da deyin ki biz bunları yapıyoruz. Evet bunlar doğru ama
AKP hükümeti bunları yapıyor. Bize söyleyin somut olarak. Şimdi burada bunların hiçbirisini konuşulmuyor. Yani içerik konuşulmuyor, içerik tartışılmıyor. Şimdi işi magazinden çıkartmak... Zaten tartışacak içerik yok ki. Var onlar. Şöyle yani ben şimdi şurada bir konuşma yapsam. Yarın sabah güneş doğacak, akşam da batacak. Bunun tartışacak bir tarafı yok. Hocam bakın. %80 mesela, buydu olay. Bakın hocam Merkez para politikası... %80 bu. Hayır bakın para politikası konusunda... Merkez Bankası'nın bağımsızlığı affedersiniz. Mesela Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusu... Benim 92 yılındaki test konu. Gördüm hocam. Yani 30 sene 40 sene önceki mesele. Hayır. Ya çok orijinal bir mesele Federal değil. Federal Rezerv bağımsız değil artı, mi? Artı şu anda. Federal Rezerv bağımsız değil mi hocam? Şöyle bir şey var. He? Hiçbir Merkez Bankası'nın mutlak özellikliği diye bir şey yok. Hocam de, mutlak özellikliği gibi bir şey yok zaten. Bu liberal ekonomistlerin bize dayattığı bir... Bakın hocam var. Merkez Bankası bağımsız şu kadar. Ben 12 yıl bu konuda çalıştım. Bak müsaade edin. Seyfettin hocam. Bitireyim ama bak bunu sonra devam edersiniz. Ama yanlış Merkez söylüyorsunuz. Hayır, işte, olur mu? Aşk olsun. Evet. Merkez Bankası'nın amaç bağımsızlığı evet. olamaz. Evet. Çünkü dünyada şu anda kanunlarda evet. Merkez Bankası'nın öncelikli amacı fiyat istikrarını sağlamak ve kusur evet. demektir. Biz amaç tamam. bağımsızlığından tamam. bahsediyoruz. Amaç bağımsızlığı. Merkez Bankası araç olarak bağımsız mı Türkiye'de bugün? Bak şu anda bu küresel konjonktürde, bu kıyametin koptuğu bir dönemde, yani getire sol tandası bir partinin neoliberal bir politika önermesi. Hiç öyle bir şey yok. Bana çelişki geldi. Bakın Merkez Bankası bugün, bakın hocam siz tez yazdınız. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Orijinal değil bu artık. Bugün Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı var mı? Merkez Bankası'nın, burada mesele şu. Merkez Bankası'nın bağımsız meselesi demoda olmuş bir konu. Hocam bakın öyle şey olur mu ya? Bakın hocam bir hoca olarak bunu söylüyorsunuz. Hoca olarak söylüyorsunuz bunu. Ben gerçekten inanamıyorum buna. Bakın Federal Rezerv Başkanı kalkıyor. Bak Federal Rezerv Başkanı her ay 15-45 günde bir faiz politikasını açıklarken çıkıyor Federal Rezerv Başkanı. Diyor ki ey Amerikan vatandaşları önümüzde seçim var biliyorum 6 Kasım seçimi. Ama buna rağmen biz faiz oranlarını yükseltiyoruz. Hükümete rağmen Amerikan hükümeti de sormuyor. Ya sen nasıl faiz oranlarını yükseltiyorsun seçime gidiyoruz. Diyor ki Amerikan vatandaşları siz diyor kısa dönemde resesyona girebilirsiniz. Kısa dönemde bu faiz politikası istihdamı arttırmaya neden olmayabilir. Kısa dönemde ekonominin büyümeleri düşebilir. Ama Amerikan vatandaşları orta ve uzun vadede kazanacaktır. Çünkü fiyat istikrarının olduğu yerde ancak büyüme olur. Kalıcı büyüme ancak fiyat istikrarının olduğu yerde aynı olur. Şeyi söylüyoruz. Bugün dünyanın bütün ülkelerinde Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı, müsaade edin. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı tartışılmıyor. Sadece Türkiye'de tartışılıyor. Türkiye'de sadece Türkiye'de. Kimsenin tartıştığı yok. Ya yok ne çünkü dediniz? Bağımsızlığı AK yok Merkez Bankası'nın. Hükümetinin, AK Parti bağımsızlığı yok. Bakın Merkez Bankası Başkanı faizi arttırabiliyor mu? Bana bunu söyleyin. Bak Merkez Bankası arttırabilir mi? Bak Türkiye'de AK Parti hükümetinin en büyük kazanımı fiyat istikrarıdır. Ta ki bu küresel enflasyona kadar. Küresel enflasyon. Bunun bu küresel bunun enflasyon. Aksine, niye sadece ya şimdi bakın ya. Bak bir dakika. Dünyada bu anda, bizim enflasyonumuz. Bunu bak biraz önce gıda enflasyonu verdim ben sana. Bütün dünya ekonomistleri ben para ekonomistiyim. Para konusunda çalışan onlarca ekonomist var. Hocam tamam da bakın. 2002 yılından küresel finans krizine kadar olan dönemde AK Parti hükümetinin sağlamış olduğu fiyat istikrarı model olarak gösteriliyor. Bir derviş programıyla değil mi? Yok. Bak, az önce eleştirdiğiniz programla. AK Parti hükümeti. Ya hocam bakın ben Merkez Bankası'ndaydım o zaman. Bir müsaade edin. Bakın 2002'de IMF destekli istikrar programları uygulandı. Derviş programları. Derviş programlarıyla iktidara geldiniz. Bir saniye. Literatürde 2005'e kadar bunu sürdürdünüz. 2005'te bir daha yaptınız standby 2008'e kadar. Sonra hangi programdı bu? Neyin programıydı? Daha sonra satayı kalmadı. Neyin programı ama? Ya gelişmekte olan. Hayır bu neyin programıydı? Uyguladığınız Cafer'in, program. Caferin. Sonra neyin programıydı? IMF programıydı. Caferin. Evet. Türkiye'de 2002 yılında 2008 küresel finans krizine dönemin tamamını dikkate aldığınızda Allah aşkına ehli vicdan olarak fiyat istikrarı konusunda hangi programla yaptınız? Fiyat istikrarı konusunda program önemli değil. Ya ne demek önemli değil? Hangi bazda yaptınız? Siz neyi uyguladınız? Doğru yaptınız. Bağımsız bir Merkez Bankası vardı. Bakın bir müsaade edin. Ben orada Merkez Bankası'na çalıştım. Bakın ama niye oldu? Bir soru sordunuz. Hayır soru sormuyorum. Bak siz benim sözüme girdiniz. Ben konuşuyordum. Cevap verin bak bırakmayın. Ama siz benim sözüme girdiniz. Bakın IMF destekli istikrar programı uyguladınız. Dünyanın likidite koşulları en uygun olduğu Merkez zeminde Bankası ve zamanda bir saniye. Bağımsız Merkez Bankası'yla, Merkez Bankası'yla yaptınız. Ne zaman ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çöpe gitti, işte fiyat istikrarını gördünüz. Tamam. Dünyanın her ülkesinde enflasyon artıyor ama en çok Türkiye'de artıyor. Neden? Neden Türkiye ayrışıyor?
Dünyanın, ya bugün Rusya savaşta, Ukrayna savaşta, savaşın içinde. Dünya... Ukrayna'daki ve Rusya'daki enflasyon Türkiye enflasyonunun yarısı. Neden? Türkiye'de... Demek ki Türkiye özgü bir neden var. Bunun nedenini düşünmüyor muyuz? Nedir peki? Nedir işte? Nedir o? Bu para politikası. Ne yapması? Bu para politikası işte. Yani bak, siz enflasyon atırken para politikası uygulanmıyor dediniz. 200 yıldır denenmiş, iktisat literatürüne geçmiş kuralları, yani kur, enflasyon ve faiz arasındaki ilişkiyi 200 yıldır diyorsunuz. Ters yüz ediyorsunuz. 100 sene önce ters yüz ediyorsunuz. Diyorsunuz ki enflasyonla faiz arasındaki kur arasındaki ilişki öyle değildir. Böyle diyorsunuz. Türkiye'yi bir deneme tahtasına çeviriyorsunuz. Bir laboratuvara, geldiğiniz nokta ortada. Az önce grafiği anlatırken dediniz ki istikrar var. İşte kur seviyeleri bu seviye. Neye mal oldu bu? Neye mal oldu? Kur korumalı mevduata ne kadar para ödeyeceksiniz biliyor musunuz? Peki ya pasaj mı olacaktı? 91 biliyor musun? Milyar. Hayır bakın bu Merkez Bankası 91 hariç. 91 milyar. Hayır, bu bütçede olanlar. Merkez Bankası, Merkez Bankası hocam, ayağında. Normal faiz veriliyor. Aradaki kur farkı yüksek olursa. Şimdi bakın olursa, iki tane model var. Orada iki şey var. Yapmasaydınız biri, ne olacaktı? Biri. Faizler %20 olsaydı Türkiye ne kadar faize para verecekti hocam? Tabii. Bak, hocam, tarafı, hayır, bak öyle bir tartışma olmaz. Siz kıymet hayır yok. Ben başka bir şey soruyorum. Bakın, öğrenmek için soruyorum. Vallahi öğrenmek için soruyorum. Türkiye kur korumalı mevduata geçti. Normal bankalar %16-17 faiz neyse onu veriyor değil mi hocam? Siz evet. Bu üstadısınız. Evet. Ama kur diyelim ki 15'lerden 17'lere çıkınca aradaki ikilerin farkı... Şu anda da faiz çok fazla. Çok fazla. Şu anda ulaşamıyor ya. Şey ya ben sana bir şey demiyorum. Üretici ulaşamıyor krediye %26-30 veriyor. Allah Allah. Hayır, sen bana şunu söyle. Ya sana faiz sebep enflasyon sonucu doğrulayabildin mi sen? Al ortada. Hocaya başka bir şey soruyorum. Hocam, hocam bir dakika size söz vereceğim. Müslüm Bey'in tamamlamasını istiyorum. Sorumu sormayayım ama. Sorun ve cevabını dinleyin. Gerçekten öğrenmek istiyorum bunu. Kur korumalı mevduata Sayın Bakan Bey'in söylediği 91 milyar. Diyelim ki daha fazla. Hocam %15 faiz verildi. O zaten bankaların verdiği faiz onu veriyor. Kur yükseldiğinde aradaki farkı ödüyor. Eğer faiz %11-12 değil de 20 olsaydı biz toplam faize ne öderdik? Buradan ödüyoruz. Yükseltmemek için aldığın o krediler var ya dolar hocam, krediler %10, %9. İşte o. Bedeli o. Bedeli o. Hocam cevabını bekliyorum. Hakikaten merak ediyorum. Faiz zaten 20. 20 olsaydı demeyin. Hayır. Faiz 9 değil ki. O politika faizin senin yüzünden. Hocam bak siz beni anladınız. Daha mı yüksek öderdik? Bakın ben sizi anladım. Daha mı yüksek borçlandım? Şöyle cevap vereyim. Bakın bir. Merkez Bankası faizini indirdiğinizde faizi indirmiş olmuyorsunuz. Tamam. Birincisi bu. Piyasa faizi Merkez Bankası faizinin 3 katı. Birincisi bu. Faizler düşmedi. Ama Aranoz söyleyeyim. Alparslan faiz... Bey her ay ortalama faizlerin ne olduğunu söylüyor mesela. Kasım ayı 18.9. Yok kötü. Hocam şu bakın kötü. Şimdi gelen veriler bireysel kredi de banka hocam vereyim mi? Hocam sadece banka ismi ya yüksek olan yasak mı? Niye en marjinal veriyorsun? Ne marjinali canım? Ne marjinali ya? Senin çok iyi bildiğin bir banka. Bakın hocam. Özür dilerim bak. Tüketici kredileri, kredi kartlarının faizleri, ticari krediler bunların ortalamalarını aldığınız zaman zaten faizler %20'lerin üstünde. Zaten öyle. Yani şöyle bakın eğer piyasa ajanları size inanmıyorsa, sizin faiz politikanıza inanmıyorsa zaten sizi takip etmez. Ben sorumu cevap. Bakın Merkez Bankası faiz mesela ya faiz zaten yüksek düşmedi hayır, diyorum onu sormuyorum. Ben. 20'de tuttu. Mesela 91 20'de milyar... tutsaydı faiz yine 20 olacaktı. Hayır. Zaten 20. Ama hocam ben mesela bizim yani Nurettin Bey'in dediği hesaplamalar eğer kur korumalı olmasa, düşmese normal %20'leri faiz yükseltirse belki 300 milyar ödeyecektik. Bakın hocam %20 faizle %9 değil de %20 olsaydı soruyla Merkez Bankası, bankanızda net eksi 55 milyar dolar rezerv olmazdı. Bakın. Be onu siz, da sorayım ama siz hocam, rezervleri da, bakın siz saniye. Faizi hayır ben sormak için. Cem Bey anlamak için dinleyin. Tamam, bir soru sorarsınız. Hayır çok hocam açık ben merak. Şimdi Türkiye'nin dış borcu brüt 444 milyar dolar brüt. Şimdi mesela hazine ya da Sayın Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor? Diyor ki bizim net rezervlerimiz 123 milyar dolar net brüt değil, diyor. Net brüt. Brüt. Evet. Doğrusu bu değil mi? Doğrusu bu değil. Bak, niye biliyor musunuz? Şimdi hocam burada. Ama bu soru, hocamın ama bak bir sürü soru. Bu soru önemli ama özür dilerim. Bu soru, dinlemiyorsun bu, ama ben de merak ediyorum. Yok ben merak ediyorum. Bu soru hocam, hakikaten buyurun. Önemli. Evet. Yani şu kur korumalı politikası olmasaydı. Evet. Mesela uygulamadık. Ben yok. Cevap vereceğim. Böyle bir politika. Sen sözler gülsün. Ben hakikaten merak ediyorum. Bak sen bir soruyorum. Evet. Olmasaydı bunun Türkiye ekonomisine olan maliyetiyle
Evet. Bundan çok daha az olur. Çok daha az olur. Maliyetiyle. Çok daha az olur. Ersan Bey aşk olsun. 330 hocam, milyar Türk lirası olmazdı. Bu kadar enerjiye para vermezdin. Cari açım böyle olmazdı. Bütçe açım böyle olmazdı. Hocam millet böyle inim inim inlemez. Cevap veriyorum. Bu maliyet de maliyeti karşılaştırmak. Tamam. Soru sorduğunuzda bekleyin. Cevap petrole sığınma. Her yerde durun hocam. Bir dakika. Müslüm Bey bugün ilk kez konuğumuz oluyor. Lütfen bir ona alan açalım. Önce brüt rezervlerden başlayalım. Bakın. Brüt rezervler bir gösterge bir yere kadardır. Bir noktadan sonra gösterge olamaz. Çünkü sizin fiili kullanabileceğiniz rezervler önemlidir. Şimdi örneğin Suudi Arabistan'la diyelim ki bir swap anlaşması yaptınız. Varz edelim ki 10 milyar dolar karşılığı Türk lirası ya da Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suudi Arabistan parasından bir rezerv anlaşması yaptınız. Suudi Arabistan parası cinsinden paranız sizin hesabınıza gelir. TL cinsinden paranız da Suudi Arabistan'a gider. Siz rezervlerinizde 10 milyar dolar görürsünüz brüt ama o sizin paranız değil. Oraya park etmiş paradır. Vadesi geldiğinde onu ödeyeceksiniz. Bütün dünya merkez bankaları böyle değil mi? Hayır. Bakın bizim swaplarımızı bizim swaplarımız 60 milyar dolar. Yani 123 milyar dolar rezerve ulaşırken 60 milyar dolar swap zaten. Ama onda sayılmıyor mu? Merkez Bankası rezervi sayılmaz mı? Bakın bu sizin müdahale alanınızı göstermiyor, onu demeye çalışıyorum. Ülkeler o yüzden IMF net rezervlere bakar. Çünkü ülkenin dış borç ödemeleri vardır, kısa vadeli borçları vardır. Bunlara bakarak net rezervler hesaplar. O ülkenin gerçek riskli durumunu o gösterir. Zaten o yüzden bizim CDS'lerimiz yüksek. Az önce hocam söyledi ya, niye mesela biz Amerikan hazinesi %4'te borçlanırken biz %10'dan borçlanıyoruz? CDS'lerimiz yüksek çünkü bizim riskimiz var. İşte rezervlerimizin düşük olması, net rezervlerimizin düşük olması bu risklerimizden biri. O yüzden net rezervler daha anlamlı bir gösterge. Şimdi hocam şöyle bir şey var, bakın. Siz kur korumalı mevduat sistemine geçtiniz. Karşılığında ne yaptınız? Dövizi tutmaya çalıştınız değil mi? Arka kapı politikalarıyla. 7 liralık döviz oldu 18 lira. Tutabildiniz mi doları? 7'den 18'e geldiniz. Bir. İkincisi, faizi düşürdünüz ama piyasa faizi, gösterge faizi ilişkisi kopmuş durumda. Merkez Bankası faizi yarın sabah 5 yapsa piyasa bundan hiç etkilenmeyecek. Çünkü piyasa faizi zaten 9 değil. Üçüncüsü, bakın siz enflasyonu serbest düşüşe bıraktınız. Enflasyonla mücadele etmiyorsunuz, bırakıyorsunuz enflasyonu. Ne oldu? Karşılığında neye mal oldu bu? %80-90 enflasyona ne kadar büyüdünüz karşılığında? Dediniz ki biz fiyatlar genel seviyesini bırakacağız, istihdam arttıracağız, büyüyeceğiz. Ne kadar büyüdünüz? %5 kadar. Tarihsel ortalamamız kadar. Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar büyümelerimizi toplayın, bölün %5. Ona %5 bir itirazım kadar, var hocam. %5 kadar büyüdük. Tarihsel ortalamalarımız kadar büyüdük. Karşılığında neye mal oldu bu bize? %80-90 enflasyona. Bunun bütçe ayağını hiç söylemiyorum. Yani 100 milyara yakın bir bütçede kur korumalı mevduatın gideri var. Artı Merkez Bankası'ndan ödenenler hariç Merkez Bankası Plan Bütçe Komisyonu'na geldi. Sorulara cevap vermedi biliyorsunuz. Evet. Terk edip gitti. Ona da cevap vermedi. Dolayısıyla şimdi başka bir son bir şey söyleyeyim. Bakın ne dediniz? Biz dediniz ulusal paranın değer kaybetmesine müsaade edeceğiz. Karşılığında ihracatımız arttıracak ve dış ticaret fazlası vereceğiz. Ama karşılığında 10 milyar, 20 milyar dolarlık cari işlemler açığınız çıktı 50 milyar dolar. Ama hocam enerjiden yani, hocam o ama. Enerji hariç cari işlemler hayır, açığı hayır hocam var. Enerji hariç. Enerji hariç cari işlemler hocam, açığı var. Hocam 2002 şey rakamlar o konuda ben sizin kadar... Bak hala ama 2002 diyorsunuz. 2002'de hayır bakın. İhracat ve ithalat rakamları farkı %60-70'ti. Bu şimdi %20'ye hocam, kadar geriledi. Hocam 2002'den bahsetmiyorum. Hayır, bakın. Ama düş. Şimdi bakın. Yeni ama ekonomik modelin bize şey maliyetlerini anlatıyor. Ben tek bir şey alacağım. Şöyle yapalım. Cem Kişi enerji bana bir yardım edin. Olmasa, siz de Seyfettin hocam. Bir izleyicilerimizin hocam. Enerji maliyetleri olmadığında da son Ağustos rakamına bakınca harişlerine devam edelim. Asgari ücret enerji hariç harişlerine devam edelim. Enerji yok. Enerji hariç harişlerinin açığı var. Şimdi kur korumalı politika... Şöyle ben bir asgari ücret açayım içinde konuşun. Çünkü bakın şu an bizi milyonlar izliyor. Bir kısmı emeklilerimiz merak ediyor. Bize zam ne gelecek? Hemen vereceğim söz size. Asgari ücretle ilgili sevgili izleyiciler bekliyorsunuz. Çarşamba günü toplantılar, görüşmeler başlıyor. Şimdi bununla ilgili bir grafiğimiz var. Bir getirelim. Asgari ücrette kim ne istiyor grafiğini istiyorum sevgili yönetmenimden. Türk İş kırmızı çizgimiz 7.785 lira diye bir açıklama yaptı. Disk 13.200 lira dedi. İyi Parti 9.600 lira önerdi bugün. CHP ise en az
10 bin lira olmalı diyor. Peki asgari ücretle yüzde kaç zam yapılırsa neye çıkacak? Bir tablomuz daha var, onu da getirelim. Şu an 5500 lira olan asgari ücret %30 zamlanırsa 7150 liraya yükselebilir. %40 zamla uygulanması halinde ise ücret ücret 7700 olur. Yani bir daha tekrar ediyorum. %40 zam alırsanız 7700 olur. Bir başka tahmine göre %50 zam gelirse 5500 liradan 8250 liraya çıkar eğer %50 zam gelirse. Şimdi bunun da üzerinden biraz devam edelim. Seyfettin Bey, sözü size vereceğim. Fakat buradan başlayarak deminki noktaya dönün. Size göre asgari ücrete yüzde kaç zam yapılmalı? Bir de her asgari ücret de enflasyonu tekrar tetikliyor diye konuşuyorduk ya. Hani siz de dediniz ya artık bundan sonra düşecek. Asgari ücret eğer yüksek bir zam yapılırsa o bize tekrar enflasyon olarak döner mi? Evet. Şimdi bir kere şu çok önemli. Yani kur korumalı politika kısa dönemde uygulanması gereken bir politika. Eğer uygulanmasaydı şu anda kurlar 30 lira bandına yaklaşırdı. Buna itirazım var. Ama niye yaklaşırdı 30 liraya? Bak ben size bölmedim. Neden olur? Lütfen bak. Ben size bölmedim. Bırak bizi konuşalım. Ben hiç konuşamadım son kısımda sizde. Sazı sen aldın hocam eline. Bak Kübra Hanım bana söz vermedi. Şu an konuşuyoruz. Biraz önce de sürekli konuşuyorum. Anlatıyorsun ben cevap veremiyorum. Bu ay söz vermiyor bana. Hocam Müslüman da cevap vererek... Hocam özür dilerim. Müslüman Bey kibar etsin. Senin o söylediklerine ben cevap vereceğim de söz vermiyorum. Cevap verirseniz niye 30 olurdu mesela dolar? Hiç bak kurlarda... KKM olmasaydı dolar niye 30 olurdu? Hep sen merak cevap vereceğim. Şimdi kur korumalı politika geçtikten sonra döviz tevdiat hesaplarındaki çözümeye bakın. Ne kadar? Ve dövize karşı olan talepte 111 bir milyar dolara düştü. Erime söz konusu oldu. Dolayısıyla eğer döviz 25-30 bandına çıksaydı enflasyon şu anda biz... Hayır, niye çıkardı onu söyleyin. Şu anda, neden şu anda, çıkardı ama? Biz şu anda enflasyonu %85 bandını hayal bile edemez. Hayır niye 30'a çıkardı? Çok cevap verir ve misiniz? Bir, kurların arttığı ve istikrarsız olduğu bir dönemde. Hocam siz faiz sebep enflasyon sonuç bu hipoteze inanıyor musun? Bir dönemde. Bak bir şey söyleyeceğim bir hocam. Hayır, faiz niye sebep çıkardı enflasyon bir sonuç dönemde, hocam? Bir niye o zaman biz faizi dönemde, sıfırlamıyoruz ya? Kesinlikle. Hocam, hocam soru soruyorum. Bak ekonomistsin, iktisatçısın. Soru soruyorum. Faiz nasıl sıfırlanacak? Hayır niye 30 olurdu? Faiz nasıl sıfırlanacak sen de ya? Sorma cevap ver ya. Benim sorma cevap ver hocam. Temel amacı faiz sebep enflasyon sonuçta ne oldu? Eğer siz kurları regüle etmeseydiniz. Bak kurlar uzun zamandır. Hocam bak bir söyleyeceğim. 91 kurlar milyar hazine. Bak %20 olsa ne kadar öderdik diye bir soru olmaz. Enflasyon kaç olacaktı? Dolar sen olacaktı diye bir soru olmaz. Daha az olurdu. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Aldım diyorsun %10'la tahvil sattım millete zorla. Ondan sonra ihracatçıya dedik ki %40 getirdin ihracat bedelini TL'ye çevireceksin. Yaptığın da senin sermaye kontrolü yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Allah faiz sebep enflasyon sonuç dedi. %19 enflasyon, %19 faizdi. Getirdiğin yer %85'ler. Kur ne yaptın? Neyi başardın? Kur şokundan korumak adına. Sen şunu söyleyemiyorsun. Bu sistem tüket tüket tüket. Bak bunu söylemiyorsun. Yani burada tamam bu bir ekonomi modeli değil. Hocam ya, üretmene bu kadar ihracat nasıl yapılıyor? Hocam kardeşim ithalatın ortada geldiğin yer ortada. 100 milyar dolara dayanmış senin cari açın kardeşim ya. Enerji maliyetini çok arttı ya. Bak kardeşim bak senin baskıladığın dövizle yarın bir gün üretici de üretemeyecek. Hocam 80 milyar dolar 2022 enerji maliyeti var ya. Nasıl göremiyorsun ya? Hocam ben size bir soru sorayım. Türkiye'de enflasyonun söz sırası bana gelince Türkiye'de enflasyonun en temel kaynağını Müslüm Bey de söyledi. Bütün araçlar elinde düşürsen enflasyonu niye düşmüyor? Ve stabilize edilmemesi. Neyi eğer siz kurları stabilize etmezseniz neyin? Tamam kurları döviz kurlarını nasıl stabilize etmezsin şu anda edemiyorsun. Neyi ödüyorsun hocam? 18 neyi ödüyorsun hocam? Bir yıldır aynı. Şu an senin 2022 yılı dediğin ya bir yıldır aynı ya. Bir yıldır aynı. 6 milyar dolar aldığın parayı %10 faiz %9.5 dolara faiz veriyorsun. Onu yapıyorsun hocam. Bedel ödüyorsun bedel. Şu anda enflasyon. O faizleri kim ödeyecek o paraları? Eskiye göre iyi durumdayız. Hocam bütçedeki payı artmış. Cari açığın artmış. Faizin %30 milyar lirası olacak. Allah aşkına. Millet yediği ekmek. Ya kardeşim ekmek her yerde 5 lira olmuş. Ne anlatıyorsun? La fontenden masallar. Enerji maliyeti olmasa Türkiye'nin ihracat ithalatı dengeli yerinde ya. Millet markete pazara. Ya şimdi
Şimdi hocam, buldun 3 harfler. Yarın bulacaksın başka. Hocam, döviz bir hatayı kabul etmiyorsun. Hatayı kabul etmeden çözüm neden artıyor hocam? Şu an stabil hocam. Hayır, döviz niye 30 lira olurdu? Mesela neden korkuyorsunuz? Ne olurdu? Vatandaş alıyor çünkü. Vatandaş niye düşüyor? Arkadaş %1 TÜİK'in verilerinde alacaksınları kur korumalı mevduata geldi. Yastık altına mı koyuyor? Hayır, kur 278 milyar dolar bankadaki para 50-55 milyar dolar vatandaş bozdurdu. Evet. 211 hayır, milyar dolara düştü. Ama? Yani çok sabırlı. Şu an artmıyor ki aynı. Ya niye 7'den 18'e çıktı? Hocam niye 30 olur diyor? O zaman vatandaş güvenmekçi vatandaş aldı. Hayır, KKN olmasaydı 30 olurdu diyor. Vatandaş aldı hocam. Neden? Vatandaş aldı. Hangi politikayla? Vatandaş kim yaptı? Vatandaş aldı ya. Güvenmedi. Bak, vatandaş hükümete güvenmedi o dönem. Şimdi güveniyor. Evet, şu an niye vatandaşın alacağı sınır bitti. Hocam alacağı sınır bitti ya. Ya hocam bakın diyorsun. Ya şu doğru değil mi? Bana şunu söyleyin. Bankalardaki 278 milyar dolar 211 milyar dolara düştü mü? Şimdi hocam bakın düştüğü halde döviz düşmüyor. Niye? Ya şu an düştü hocam. Niye düştü? 5 aydır, 4 aydır olmuş. O hocam o geçen sene ya o. Ya hocam bir sene önceki olay o. Hocam diyor ki 18 bandında. KKM olmasaydı döviz 30 olurdu diyor. Neden? Kesinlikle olurdu. Hocam evet. Neden? Söyle işte. Vatandaş güvenmiyor alıyor. Döviz talebini kırdık. Ya yapmayın abi. Tamam. İş döviz talebini kırdık. Bence hocam bitirsin. Yani biz kur şokuna engel olduk. Eğer kur şokuna engel olmasaydık biz şu anda enflasyonun %85'i hayal bile edemedik. Kur şoku niye var? Niye? Yükseklere çıkardı. Neden sadece Türkiye'de var? Kur şoku sadece Türkiye'de yok. Nerede var başka? Şu anda hangi ülkede küresel var? Krizden dolayı. Hangi ülkenin parası değer kaybediyor bizim dışımızda? Bir örnek verir misiniz hocam? Dünyanın her tarafında bir örnek verir misiniz? Enflasyon var. Bak şu anda Almanya'da resesyon başlayacak. Ya Allah hangi ülkenin ya parası değer kaybediyor? Bana bir örnek verir misiniz? İtalya'da resesyon başlayacak. Bana bir örnek verin. Paranın değer kazan. Bak şu anda bütün dünyada, tek bir ülke değil. Şu an bütün ekonomilerde yüksek faiz politikası uygulayarak hangi ülkenin parası değer kaybediyor? Paranın değer kaybetmesi biraz sterlin kaybetti. Çok kötü. Türk parasının kaybettiği değer. Bakın Türk lirası alım gücü düşüyor. Türk lirası tarihinin dip noktasında. Hiç önemli değil. 0.54. Mesela o değil. Cumhuriyet tarihinin dip noktasında. Peki büyüme nasıl oluyor hocam? Paranın değer büyüme nasıl oluyor? İhracat niye artıyor? Hocam, başka hikaye. İhracat niye artıyor? İthalat enerji maliyeti hocam. 55 her şey enerji maliyetlerine bağlama Cem. Şunu izleyicilerine bak. İzleyicilerine de bir daha söylüyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Asgari ücrete biraz konuşalım. Kübra Hanım. Çünkü merak ediyorum. Şunu söyleyebilir miyim? Asgari ücrete getirsiniz. Bakın şunu söylemem lazım. Ya bunu burada kıymetli hocalar da bakın. Bizim 2002'de 15 milyar dolar olan enerji maliyetimiz bu sene 80 milyar dolarla kapatıyor. Geçen sene 55'ti. En büyük ithal kalemimiz bizim bu. Genel arada fark vardır. Hocam her şeyin ithal. Ya şu an Karadeniz gazı bulundu. İthal. Belki o azaltacak bilmiyoruz. Ama bizim mesela ihracatımız 500 milyar oldu. Ürettiğin arabanın %51'i ithal. Gazdan diyelim. Cari açık çok mu açık? Ürettiğin kağıdın selülozu ithal. Cem hocam enerji maliyeti. Şey ya bizim sadece enerji ithal değil ki. İthalat birçok konuda düştü. Ama benzin düşmüyor. Hayır. Yurt dışından daha ucuz alıyor. Cem hocam da pahalı. Enerji maliyetinin tek nedeni. Hocam bir şey söyleyeceğim. Aynı zamanda döviz kuru da. Ersan şimdi cevap olarak. Türkiye'deki cari açık mı oranı daha fazla Amerika'daki mi? Ya sen Amerika Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorsun. Hayır, 100 milyar dolara geldik. Ya, Cem, ya millet onları anlamıyor da. Onları yediriyorsun, yutturuyorsun da. Ya, sen bana çarşı pazar marketi anlat. Bırak sen ya, pahalı kabul. Nasıl sen pahalı? Nasıl düşüreceksin? Sana göre söyle. Çok basit. Ne demek pahalı ya? Nasıl düşüreceksin? Bir yıldır, iki yıldır bu ekranlarda pahalı pahalı. Bana şunu söyle bak. Bak sonuç ne? Hadi muhalefete kızıyorsun. Hadi çıkardıklarına kızıyorsun. Bütün her şey elinde. Bütün imkanlar elinde. Sen gereğini yapsana. Seyfettin Hoca anlatıyor. Sonuç. Çözüm. Sonuç. Ya sonuç o hükümetin ne? Yaptığını savunuyor. Doğru yapıyor diyor. Sonuç ne? Neyin doğrusu? Senin yani? Çaren ne? Sonuç ortada. Çaren ne? Faizliysen. Hukuk güvenliğini getireceksin. Sen Londra'ya çalışıyorsun. Faiz artır diyorsun. Hepsini getireceksin. Merkez Bankası'nda bağımsızlık, kurumlara özellik getireceksin. 90'larda bir tane. Karışmayacaksın bir şey onlara. Soracağım. Böyle olmaz. Gerçekten merak sen, ediyorum. Sen şöyle söyle. Gerçekten sen şu anda merak Merkez ediyorum. Bankası bağımsızdır hayır, diyebilir tamam. Misin? Kanunlu 1211 sayılı kanun. Soru soracağım. Sana soru soracağım. Biraz önce Seyfettin Hoca dedi ki Merkez Bankası bağımsız olacak. Sonra kanunu oku önce. Müsaade. Soru soracağım. 80'lerde 24 Ocak kararları hocam bir serbest piyasaya geçtik değil mi 24 Ocak kararlarıyla. 80'lerde 90'larda Merkez Bankası bağımsızlığa niye %200 %7 bin enflasyon var? Bir şey söyleyeceğim. Söylesin. Cevap verin. 2001'de bağımsız oldu Merkez Bankası. Bakın editörüm diyor ki 90'larda 2001 kanun değişti. Hocam 90'larda yok mu? Yok bankası. Ben oradayım Cem, bakın.
Cem, bunu soruyorsun, cevabını veriyorum. 2001 kanun değişikliğinden sonra Merkez Bankası araç sizin bağımsızlığına... Sizin rakamı 8000. Ama dinlemiyorsun, bak soru sordum. Hocam bir soru sordum. Tamam buyurun. 2001 yılındaki kanun değişikliğinden sonra Merkez Bankası araç bağımsızlığına... 80'lerde neydi hocam, 90'larda? O zaman yoktu. Nasıl yoktu hocam? Merkez Bankası bağımsızlıydı. Tamam. Peki Merkez Bankası bahsini bir kapatalım. Evet, asgari ücreti anlatıyoruz. Peki 2001 krizinde niye öyle oldu? 2001 krizinden sonra işte bağımsız oldu. Müslüm Bey. Müslüm Bey, asgari ücrete geçiyoruz. Evet hocam. Asgari ücret sizce kaç olmalı? Ersan Bey'in de hoşuna giden bir konu. Ersan Bey'e sadece sakinleşir. Asgari ücrete geldik. Para yok vereceğiz. Hocam sen konuşuyorsun Ersan sabahtan para beri. Para vereceğiz. Yani yeni konuşsun diye bir şey demiyoruz ama. Yani Kübra'nın biraz sonra söz verdiğinde ben o söyledikleri öyle bak, değil hocam. Ege, çok para sevdiğin para, Ege Can sen yazmış. Fakirleşen Almanya diyor. Hocam bu makaleyi gördünüz mü? Almanya yapabiliyor musun asgari ücreti 15 bin lira yapsana? Yap da göreyim. Hayır hayır. Hocam bak Ege Can seni niye sordunuz mu hocam? Bak açlık sınırı ortada. Yoksulluk sınırı ortada. Hayır hayır. Almanya'nın nasıl sıkıntılar olduğunu. Kardeşim. Ege Can sen yazmış. Bak kardeşim. 3 gün önce yazdı bunu. Hatta bunu yazan Almanya hasta diye. 20 yıl önce Almanya'da bunu söylersin diye bilmiyordum diye geçen. Bunu söyleyeceğini bildiğim bu için. Bu arada hocam bilir ama herhalde atlamış. Bak. Son iki çeyrekte Amerikan dolarının herhalde üzerine gitmediği hiçbir şey yok dünyada. Hangisine karşı öyle değer kaybettiniz ama siz herhalde atladınız onu son iki çeyrekte aşağı yukarı dünyada. Bak sana bir hocam bir dakika hocam. Hocam bir dakika gözünü seveyim. Bak hocam bir dakika gözünü seveyim. Son iki çeyrekte siz daha iyi bilirsiniz ama herhalde bir orada dil sürçmesi oldu. Amerikan dolarının değer kazanmadığı neyse dünyada Euro bir şey geçti, yok. Bakın hocam. Dünyada siz kime karşınız ben de sizin sorunuzu. Cem'e bir cevap verebilirim. Dünyada Amerikan dolarına karşı en fazla değer kaybeden Türk lirası. O ayrı. Doğru. Demin dediniz evet. Ki hangisi Amerika'nın, bir tane gösterin. Bak onlar iki hocam, özür dilerim. Bak, bunun iki nedeni dediniz. Var. Müsaade ederseniz. Bir tane gösteriniz. Ama bak, dünyada örnek, değer ama bak, kazanmayan yok. Anlatayım. Müsaade edin. Bakın müsaade edin. Amerikan Merkez Bankası faiz oranlarını arttırdığı için doğal olarak diğer ülkelerin parası Amerikan dolarına karşı değer kaybeder. Bu normal. Hocam ben sebebini tartıştım. Ama bir saniye. Yok ya bir saniye özür dilerim. Bakın burada bir normal limiti var. Anladım biliyorum. Tamam mı? Şimdi Türkiye gibi ülkeler böyle bir iki tane ülke var. İnanılmaz derecede farklı. Hocam ya bunlar teknik mesele. Şöyle bir onun nedeni gelsene. De Türkiye özgü nedenler. Onu da tartışırız yani, da demin şeyi bir arıza daha var demin söylediniz. Dediniz ki 7'den 18'e getirdiniz doları kur korumalı işe yaramadı. Kur korumalı 13-14'ten sonra devreye girdi. Bunu unutmayalım. Tamam. Yaramış mı oldu? Bir dakika. 18 oldu. Onu tartışırım. 18 20, mi olurdu? 28 mi olurdu? 38 mi olurdu? Onu tartışırım. Attın taş ürküttün kurbağaya değmedi bence. O buranın tartışması. Siz benden tamam. Daha iyi takip aynı konuda patinaj bir cümle, yapmayalım. Bir cümle söz alabilir miyim? Asgari ücret kaç asgari olmalı? Ücret, onu söyleyin evet. Ondan sonra. 15 bin lira. 15. Söylüyorum evet. Bodrum siz 15 meydan. Istiyorsunuz. Yapabiliyor musun? Evet. Peki. Aynen o. Ve şöyle söyleyeyim size. Sen iş yerinde bak, yap desek. Bir Avrupa'dan ülke. Sen iş yerinde Avrupa'da yap. Ülke. Yap yaparım. İş yerinde. Tabii ki yaparım. Yap. Niye yapmayayım kardeşim? Tamam. Sen benim ne ödediğimi biliyor musun? Hayır. Ödüyorsun bak biliyorum. Cömertliğini biliyorum. Sen bırak kardeşim. Örnek başlar. Senin bak. Patronun sana yapsın. Hayır, boş hayır. Ver. Sen bana bak, sen mal sen, akın başla. Sen yap ben de yapacağım. Hükümete akıl vereceğine. Sen orada çalışanlarına sen ödüyorsun. Hayır sen niye yapmıyorsun? Tamam ben de yaparım merak etme. Patron değilim. Yapsın. Sen patronsun kardeşim. Biz bir ülkenin kanunla kitabına saygılıyız. Tamam akın başlat. Başlatıyorum. Yaparsa başlatıyorum. Sen kendin başlat. Hükümeti niye bekliyorsun? Dur şuna bir cevap vereyim bir saniye. Bana da cevap vereyim. Şimdi bir ülke Avrupa'da. Avrupa'dakiler donla dolaşıyor ya Cem'e göre. Avrupa'da ülke. Bekar çocuksuz bak. 2313,38 euro alıyor. Tamam bak. Eğer çocuğun varsa 3500 euro ulaşım bedava. Domatesin kilosu kazandığına göre alım gücü. 1,70 euro. Yani 1 euro 70 sen. Söylüyorum bak. Kurs bedava. Bazı kurslar 1 yıllık 100 euro. 6 yıllık memurun ortalama maaşı 4500 euro. Öğretmen en az aylık 7400 ila 8500 euro kazanıyor. Aylık ve, nerede? Ve bir, bak bunlar Avrupa ülke bir ülke. Ya nerede 7000 lira maaş alıyor hocam? Bak kardeşim benim ya hocam, Avrupa'da öğretmen 7000 lira mı alıyor ya? Hocam markanın ülkesi. Lüksemburg bak ya. Al. Ya hocam ben biliyorum. Gel. Söyle. Gel. Ya gel, Almanya bak. Almanya'da bir öğretmen 2500 euro alıyor ya. Türk Kültür Derneği'nden aldım bu birileri. Herhalde onlar da yalancı alıyor. Eğer Almanya'da öğretmen 7000 lira alsın ben yorumculuk bırakıyorum. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Lüksemburg'muş. Bak bir şey söyleyeceğim. Hocam Almanya nerede? Almanya'da oynama maaş 1800. Sana bir şey söyleyeceğim. Okullar bedava. Kitaplar bedava. Ya Lüksemburg. 5 yaşında olduğum diye kadar eğitim öğrenim ya devlet Katar'da takip ediyor. Birçok şey bedava. Böyle ülke olacaksın. Katar'da böyle. Da bedava. Böyle. Ya Katar'da Lüksemburg da bedava. Öyle. Hoca Lüksemburg'a konuşmayın. Kardeşim ya sen Katar'a örnek ver. Güzel. Ver örneği. Ver örneği. Ya sen Almanya'ya örnek ver bana. Gördüğümü söylüyorum. Sen Almanya'da Katar'a gidip ortalama maaş 1800-1900 euro ya. Kardeşim bak.
Benim aldığım uzaktan değil, tamam mı? Avrupa ya, Katar örnek ver kardeşim. Ortalama ya. Maaşlar 1700, kardeşim, 1800 Katar örnek ya. Ben bir şey demiyorum sana. Gibi insanlar refah içinde yaşamıyorlar. Söz sırasını bana verin, ben orta devam edeyim. Orta halli insanlar çok yani. Şimdi bak şöyle senin. Ben asgari ücretle ilgili şunu söyleyeceğim. Asgari ücret sadece sonuç. Sen sebebi ortadan kaldırmadığın sürece bu ülkede konuşuyoruz. 10-15 bin söyleriz. 3 ay sonra yine aynısını konuşacağız. 6 ay sonra yine aynısını konuşacağız. 5500 lira olduğunda halay çektik deyim yerindeyse. Allah kurtulduk dedik. Hayat pahalı, artık alım gücümüz arttı. Sonra geldiğimiz model daha üzerinden 3 ay 5 ay geçmeden bu para bize yetmiyor dedi. Bunun üzerine tartışma şuna geçti. Ya İstanbul'da asgari ücretli yok kardeşim. Olmasın. Benim zabıt katibim adliyede çalışıyor. 9000-9500 lira. Hadi de ki 10 bin lira alıyor. Ya 5 bin lirasını kiraya verse, iki çocuklu olsa bu insan nasıl yaşayacak? Al asgari ücret almıyor sana. Ne zam yapacaksın? Yaptığın zaman zam. Sen bu fiyatları durdurabilecek misin? Bak örnek. Kübra Hanım, en kötü evin 2+1 kirası 10 bin lira olmuş. Haftalık pazarın 500 lira diyor. Etin kilosu 220, kıymanın 180 lira. 1 litre süt 25 lira. 25 Türk lirası elektrik, ya, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarını saymıyorum. Haftada ayda bir çıktı ya. Ya bu insan nasıl yaşayacak? Çare söyle, nasıl çare. İnsancı? Ha, 25 bak, lira değil ayrıca ya. Çare mi kardeşim? 25 lira değil çare mi kardeşim? Senin alternatif olacaksın. Alternatif çare olacaksın. İşte programlarını açıklıyorlar. Çare kardeşim. Ne demek çare ne? Faiz artırmak için hiçbir şey demiyorsunuz. Belki kardeşim. Çare hayır, ne? Ben öyle bir şey demiyorum. Ne diyorsun? Benim öyle bir iddiam ne diyorsun? Yok. Ben, ne diyorsun? Bak, eğer kalıcıysa sana söyleyeyim. Söyle ne yapıyorsun? Söyleyeyim. Hukuk ben olsam gelsin, diyorum. Bak, yargı bağımsızlığı, tarafsızlığını ya, getiririm. Kamu ya. Meslek sınavlarında bütün yok, terfilerinde liyakatı getiririm. Eğitim öğrenimi eşitliğini getiririm. Yok, bilimselliği getiririm. Analitik düşünmeyi getiririm. Parlamenter sistemin Çin'de eğer parlamenter sistemi kabul ediyorsan onu bu sistemi kabul ediyorsan hesap sorarım. İsrafa son veririm. Çin'de kamu harcamalarının israfına son veririm. Yolsuzluğa son veririm. Hepsinin peşinden düşerim. Devam edeyim. Merkez Bankası'nı bağımsızlaştırırım. Kurumları özerk hale getiririm. Ve şunu söyleyeyim o zaman sana. Enflasyon canavarını o zaman düşüyor mu enflasyon? Tek o zaman düşüyor mu enflasyon? Elbette düşecek. Şimdi hukuk bunların yok. Nasıl elbette ekonomi düşecek. Büyüyor? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak onu da açtın güzel oradan devam edelim. Çin nasıl büyüyor? Şimdi ya kardeşim, söyler misin yani? Bunları biz çıktı 3+1 vizyon. Parti ismi vermiyorum. Dedin ki onlara ithal ekonomistler. Bu ülke ithal seçmeni de gördü. Tamam. Varsın bazı ekonomistlerimiz ithal olsun bizim. Sen dedin ki kardeşim biz hiç yerli milli olacağız. Kardeşim borçlandığın yer ortada. Katar dediğin ülkeye ödediğin faizle Katar, Paris Saint Germain'in yabancı futbolcularının paralarını ödüyor. Senden ya bize verdi bir şey yok senden arkadaş aldığı yapma faizle, ya. Senin ödediğin %9.9 faizle bize verdi, gidip de çok sen Paris Saint Germain'in Katarlı emirinin paralarını ödüyor. Sen ne anlatıyorsun? Ya bize verdi 10-15 milyar dolar Ayşe'nin, para ya. Ayşe'nin, Fatma'nın, efendim işte Hüseyin'in, Hasan'ın paralarını oraya ödüyorsun. Gerçekleri söylemiyorsun. Ben de diyorum sana. O senin bu borçlanma Londra'da. Yükün. Bak bir şey söyleyeceğim. Şu örnekleri vermiyorum. Osmanlı'nın son zamanla duyumu umumiye muhtaç hale geldiğine de baktın da borçlanma faizleri %8 ile 12. Neticede gidişatın iyi değil. Borçlanarak, bu kadar borçlanarak, bu kadar yüksek faizle borçlanarak bir yere varamazsın. İnsanlar bizi şöyle kandırıyor. Bu ülke faizden kurtuldu. Politika faizini %9'a düşürdü. Ben de diyorum çözüm olacaksa bu %0'a getir kardeşim. Kapat marketleri de. Hepsini ele geçir, devletleştir de bir yürü de görelim bakalım en seni. Benim dediğim şu. Sen bu şekilde 6 milyar dolar borçlanmışsın. Evet. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında. Bu paraları nereye aldın? Nereye harcıyorsun bu paraları? Memur maaşları ödeniyor. Bu paraları nereye? Ha. Hoca, memur maaşı ödeniyor. İşte kaynağını buluyorsun. Amerika buluyorsun. Ne yapıyor? Amerika borçlanıyor. Hoca Türkiye. Faizle buluyorsun. Nasıl dediğinle buluyorsun. Haram dediğinle buluyorsun. Bak, bak bir şey söyleyeceğim sana. Kanada'nın milli gelire borçlanması. Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti. Biliyorum işte. Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti. Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 45 milyar Türk lirası. Sen 2022 yılında 330 milyar Türk lirasını bütçede faiz Japonya'da milli gelirin dışı hocam daha iyiyiz. Hocam kaçıncı? Ve ben başka bir şey hocam söyleyeyim. Hocam kaçıncı bir söyle. Bak başka bir şey söyleyeyim. Bir es ver söyle ya. Başka Türkiye borçlanmada kaçıncı? Bir es ver söyle. Neyi söyleyeyim? Türkiye borçlanmada Avrupa'da kaçıncı? Ayağını yorganla gör uzatacak. Hocam ya, geç onu söyle. Sen ne yaptın borçlanarak bu yere? Demin ne yaptın kardeşim? Demin geldiğin yere baktığın zaman. Avrupa'ya göre söyle. Kardeşim sen 20 yıldır ekonomiyi bir yere getiremedin ya. Lütfen ver. Onur onur bir hatayı da kabul etmek lazım. Ya sen de kabul et bak. Kıyaslayan borcu. Sensin. Almanya'yla kıyaslayan sensin. Ben de senin verdiğin yerden evet. Soruyorum. Türkiye Avrupa'da borçlanması gayri safi milli hasılasına göre kaçıncı durumda? Çok mu iyiyiz?
Hayır, yok mu hocam? Sen biliyorsun herhalde cevabını. Hayır, ben söyleyeyim. Bak ben söyleyeyim. Türkiye'nin borçlanmasını bak söyleyeyim. Türkiye'nin dış borcunun gayri safiye milli oranı %42, Japonya'da 245, Yunanistan'da 237. Belçika'da yalan mı hocam bu rakamlar? Sana göre bir saniye, sana göre milletin aldığı sütte sorun yok, ette yok, yumurtada yok, barınmada yok. Sana göre insanlar çok iyi. Ya Kanada'dan bile iyi, oransal olarak iyiyiz ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hocam sana Onur Bey bir şey sordu ya. Borçlanmada kim iyi? Millet şu anda çarşıda, pazarda, ya markette yanıyor. Ya arkadaş, bunu inkar eden kim? Ne? Var. İşte mesele bu. Çözemiyorsun onu. Çözemediğin zaman millet mutlu ya değil. Ya adam çözeceğim diyor. Bırakırsan çözer. Çözemiyorsun. Zaten AK Partileri kastediyorsan şuna yansın muhalefet. Neyi? Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar kötü ekonomik duruma rağmen. Kardeşim muhalefet, ben muhalefetin adına konuşmuyorum ki. Sen ona yanıyorsan. Ben vatandaş adına konuşuyorum. Millet hala güvenmiyor. Yarın çıkarsın AK Parti programını. Eğer iyi programsa onu da destekleyelim. Sen CHP'nin parti programını övüyorsun. İstemiyor. Kardeşim ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programını övmedi. Siyaset dışı çıkan faizleri o 5 insanla ilgili. Faizleri artırmak dışında hiçbir şey demiyorlar. Kardeşim faizleri arttırmadığında ne oldu? İnsanlar krediye ulaşamıyor. Ya nerede ulaşamıyor ya? Adamlar alamıyor ya. %26'ya 26.5. Ya kardeşim ya, ülke 3 bankadan mı ibaret? Allah aşkına ya. Alpaslan Çakar her ay bak, kim ne kullanıyor açıklıyor ya. Basıyorsun, alamıyor. Hocam yalan mı ya? Alpaslan Bey her ay kimin alamıyor. Ne açıklanıyor? Ortalama faizleri açıklıyor. Kredi alamıyor. Borçlanmaları açıklanıyor. Çiftçinin borcunu açıklanıyor mu? Son cümle şunu söyleyeceğim bir saniye. Bakın arkadaşlar, o insanları dinlerken şunu kaçırdınız. Bu insanlar esasında siyaset dışı olanları söylüyorum. 90 günde, 6 ayda bir seden çözüm önerilerini ortaya koydular. Siz ısrarla sadece birkaç yeri cımbızla alıp Atilla Karasunoğlu'na gelmişti. Yapın. 71'de ondan kaçtı sonra bu insanların gitti. Söylediklerini Allah rahmet eylesin şimdi. Hocam bu yanında kalan 300 hocam, metre. Hocam Türkiye öyle çok adam geldi. Söyle. Hocam Türkiye öyle çok adam geldi. Büyük rakamlarına yüzde bir çekmesine bizim halay çekmemizi istiyor. Hocam böyle bir dünya yok. Aklında kalan 300 söyle. Asgari ücretle ilgili bir şey. Bir önemli söyle. Aklında kalan toplantıdan 300 söyle. Faiz artırmak dışında bir şey söyle. Birinci dur söyleyeyim. Çözüm. Merkez Bankası'nın bağımsızlaştırılması, hukuk güveninin getirilmesi. Ya hocam bunları yıllardır. Kardeşim söyleyeyim. Tamam hocam. Bak şöyle söyleyeyim sana. Enflasyonu %10'un altına çekebilecek para ve mali politikalarının uygulanması. Hocam bunlar temelli. Açık bir ya gelen sana sonunda temelli. Ya sen para politikası ya temelli. Bunlar çözüm ya. Dışında bir şey yapmıyorlar. Tarımda kendine yetecek projeleri ya Türkiye tarımda iyi hocam. Bana şunu söylesin. 25 milyar dolar ihracatı 50 milyar dolar nasıl yapacak onu söylesin ya. Kardeşim söylüyor anlatıyor. Adam yönetime 3 milyar 25 milyar söylüyor önerilerini. Sen 20 yıldır bütün imkanların elinde ne yaptın Cem? Ya sonuç ortada. Ben söylüyorum. 2002'deki tarım ihracatı. Bir şey sordum sana cevap veremedin. İthal dedin ben sana Mehmet Şimşek dedim sustun. Hayır Mehmet Şimşek ben kabul ediyorum. Kim ben sana şunu soruyorum hocama da. O ithal olmuyor bak, mu? Ben CHP'den yani şunu bekliyorum. Bak ben CHP'den şunu yani bekliyorum. Yani HDP ile CHP konuşunca görüşünce ya, öyle parçalıyor. Ben öyle bir şey demiyorum. Bu eğitimlerin hepsi kıymetli. Ben bir şey demiyorum. Ben şunu diyorum. CHP şunu demeli. Bu hükümet 2002'de 3 milyar olarak tarım ihracatını 25 milyar yaptı. Söz ben değil. Ben 50 milyar yapacağım dedi. Müsaade et. Ben diyorum ki hocam. Kardeşim, yerlik millikten de hocam bir saniye yerlik millikten dem vuruyor musun? TOGG'un reklamını umarım yerli milli insanlar yapar. Benim Türk Hava Yolları'nın reklamını da umarım yerli milli yani insanlar Türk yapar. Mühendisler çalışıyor, Amerika'dan aktörlere yaptırmazlar. Yerlik millikse öyle olur. Kimdi? Ben bak bir şey söyleyeceğim. Ben dediğim şu. Bunlar sana soyut sözler gelebilir. Bunlar sana anlamsız gelebilir. Ben diyorum ki hukukun üstünlüğü. Daha fazla demokrasi, kuvvetler ayrılığı, piyasa ekonomisi, açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, ifade özgürlüğü, gelir dağılımının adaletli olması, liyakat diyorum. Sen ne diyorsun? Tribünler, boşlar, boş. Sana göre bunlar işine gelmedi mi? Her faiz yükseltmek dışında yapacak bir şeyin yok. Bir şey yok. Bir Merkez Bankası'nın yok, bir aracı. Yok, ama yok, sen yok. Seyfettin Hocam biraz önce dedi ya bu Merkez Bankası'nın bağımsız da neymiş? Biz kalkıp gidelim arkadaş. Daha yapacak bir ülke şey yok. Ülke büyüyor bak sıkıntılar ya. Var ama Merkez ekonomi Bankası'na büyüyor. Müdahale ettin de ortadaki sonuç ne? Peki. Ona bak. Peki ben sıcaktan gidelim. Şimdi somut ne vaat ediyor? Asgari ücretle ilgili olan şey en yükseği versinler ama 3 ay 6 ay sonra yine aynı duruma düşmeyelim. Peki. Şimdi... Mesele ülkede millet bilsin. Hayat pahalıdır, artan enflasyondur şu anda düşen, Sayın Nebahat de ilan etti, baz etkisidir. İnşallah para politikaları düşer, bu ekonomi modeli düşer ama bana söylenen şuydu, Sayın Cumhurbaşkanı söyledi, faiz sebep enflasyon sonuç. %9'a getirdiğim faiz
maalesef enflasyonu, kafa kafaya olan enflasyonu aradaki makası %76, %77'ye getirdi. Benim sorduğum şu, benim vatandaşım 5 liraya aldığı sütü bugün 25 liraya içiyorsa tekrar 5 liraya 10 liraya içebilecek mi? Mesele budur. Gelirleri artırırsın ya, yani. Gelirleri artırırsın. Somut ne öneriyorlar faiz arttırmak dışında dediler ya. İşte CHP lideri dedi ki 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım getireceğiz. Emeklilik fonlarından 75 milyar dolar, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar dolarlık yatırım alacağız dedi. Bir de somut vaatler var. Şu an ekranda da görüyorsunuz. İşte 50 ili kapsayan bölgelerde bir eski Merkez Türkiye projesine benzer bir tekrar bölgesel kalkınma yeri kurmayı mı düşünüyorsunuz? Yani somut bir şey önermiyorlar. Eleştirisine cevabınız nedir? Az önce onları söyledim ama bir kere daha söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Faiz arttırmak dışında bir şey, bir çözüm önerileri bakın, yok diyor. Faiz sadece bir sonuç. Bakın faiz, hocam burada, faiz piyasadaki riskleri süpüren bir süpürgedir. Sizin uyguladığınız ekonomik programın sonucudur o. Peki siz somut mu önereceksiniz seçmene? Eğer faiz yüksekse, yani doğal seyrine bıraktığınızda ülkede reel faiz yüksek oluyorsa o ülkede işler iyi gitmiyor demektir. Şimdi piyasayı süpüren süpürgeleri ortadan kaldırdığınızda ve baskı altına aldığınızda ve faiz kötüdür diye yaklaştığınızda bütün dengeleri alt üst edersiniz. Türkiye'de yaşanan şey budur. Biz demiyoruz ki faiz çok iyi. Yani biz şunu söylemiyoruz. Kimse ya, demiyor. Faiz mükemmel, faizi yükseltelim, işte insanlar üretim yapmasın, insanlar daha az tüketsin. Bunu biz istemiyoruz. Hiçbir siyasetçi bunu istemez, hiçbir iktisatçı da bunu istemez. Ama siz faize bakarak o ülkenin riskini anlarsınız. Şimdi siz faizi serbest bırakacaksınız ki piyasadaki bütün riskleri süpürsün. Eğer fahiş faiz varsa ona da makro politikalarla müdahale edeceksiniz. Ama onu baskıladığınızda başka yerlerden çıkıyor. İşte döviz kuru patlıyor, enflasyon patlıyor, ithalat patlıyor vesaire. Onun da bedelleri farklı oluyor. Yani faizi bastırdığınız zaman bedellerden kurtulmuş olmuyorsunuz. Bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi, bakın asgari ücretle ilgili şunu söyleyeyim Kübra Hanım. Özür dilerim, bir soru. Asgari çok ücret. Önemli bir soru. Ama bakın şimdi isyanı bozmayın. Bakın böyle ama önemli ama. Kübra Hanım'ın sorusu 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım gelecek. Bu doğrudan yabancı yatırımlar hangi sektöre nasıl gelecek? Onu ben hakikaten merak ediyorum. Bakın şimdi. Şimdi Türkiye 800 milyar dolarlık bir ekonomi. Ve Türkiye gayri safi milli hasılasının en az %3'ü, 3,5'ü kadar doğrudan yabancı sermaye yatırımı alabilir. Bizim yaptığımız çalışmalara göre. Çünkü Türkiye potansiyeli olan bir ülke. Bakın Türkiye genç bir ülke. Yaş ortancası 33. Demografi fırsat penceresi 2030'ların ortalarına kadar açık. Biz bu ülkede hiçbir şey yapmasak da %3-3,5 büyürüz zaten. Artı Türkiye'nin karşılaştırmalı üstün olduğu sektörler var. Tarım gibi, lojistikle ilgili sektörler, turizm gibi, işte bu savunma sanayi gibi. Çünkü karşılaştırmalı üstün olduğu sektörler var. Bu sektörlerle yönetimli bir biçimde çok ciddi doğrudan sermaye yatırımları alabilir. Bakın az önce Cem Bey bir şey söyledi. 2002'den 2008-2009'a kadar olan dönemlerde Türkiye milli gelirin %2'si kadar doğrudan yabancı sermaye yatırımı alabiliyordu. Dünyadaki uygun likidite koşullarında. Ama o yabancı sermaye yatırımlarının önemli bir kısmı şirket alımlarına gitti. Yani Türkiye o fırsatı çok iyi değerlendiremedi. Oysa Türkiye gerçekten greenfield dediğimiz doğrudan istihdam yaratan, sıfırdan yatırım yapılabilecek sektörlere yönlendirilmiş bir biçimde doğrudan yabancı sermaye yapacak stratejiyle çekebilmiş olsaydı bugün Çin gibi bir ülkeyi konuşuyor olabilirdik. İyi değerlendirilemedi. Bunu yapabilir. Türkiye'nin sektörel öncelikleri var, bunu yapabilir. Öyle 3 yılda 100 milyar dolar da çok büyük bir para değildir Türkiye ölçeğinde potansiyeli olan bir ülke. Zaten Ruslar 20 milyar dolar getirdi. Şimdi bakın hocam Türkiye şöyle bir dünyada şöyle bir ülke yok. Bak Müslüman bir ülke ama laik. Orta Doğu'da ama Batı ittifakının içinde. Hala demokrasiyle yönetiliyor. Yani iktidarlar, rejimler seçimle gidiyor, seçimle değişiyor. Demografik fırsat penceresi açık. 800 milyar dolar milli gelir üretiyor. Ve imparatorluk ardılı bir ülke olarak bu 5 deniz ülkesine ciddi stratejik derinliği var. Türkiye bir bölgesel güç olabilir. Bazı meseleleri partizan yaklaşımlarla tartışmamamız lazım. Bölgesel güç değil mi hocam? Şu tartışmamamız lazım. Önümüze bir yol koymamız yabancı lazım. Medyatı, bakın, yabancı medya Türkiye bölgenin en güçlü ülkesi. Bakın, sanayisi, ekonomisi, Cem Bey, bakın, tarımı. Cumhuriyet'in 100. yılına giriyoruz. Yani turizmi. 2023'te 100. yılına giriyoruz. İkinci yüzyıl başlıyor. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında biz nasıl bir Türkiye düşünüyoruz?
Size şu bir şey sorayım mesela. Cumhuriyet, özür dilerim. Hayır, bir şey söyleyeyim. Bitireyim mesela, ama. Turizmle ilgili de sorayım hocam. Mesela Cumhuriyet'in yol haritaları ne? Bakın katkı bunları sorayım. Özür dilerim. Bakın Turizm Bakanı dedi ki Cumhuriyet tarihinde en çok biz dedi 10. 11. sıralardan en çok turist alan 4. ülke olduk. Gelirde de 16'dan 8'e kadar geldik. İyi ama örnek olarak verdi ama zaten. Mesela kötü bir şey demedim. Bakın şunu söylüyorum. Büyümüş yani ülke. Abi bakın bak şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhuriyet'e yeni yol haritaları üretmemiz lazım. Şimdi bunun en önemli ayağı ekonomi. Bizim yeni bir ekonomik modele ihtiyacımız var. Şimdi bakın ben daha radikal bir şey söyleyeyim size. Şimdi biz bir araba var. Bir arabada gidiyoruz. Araba kaza yaptı bize göre. Şoför değişmeli. Ama benim iddiam şu. Şoförü değiştirmek yetmiyor. Arabayı da değiştirmek lazım. Biz 80 model arabayla gidemeyiz. Çamurdan çıkartırız yola. Ama o arabanın 120 km hızla gitmesi lazım ki Batı ile arasındaki farkı kapatabilsin. Bakın sadece ekonomiyle de bitmiyor. İşte yeni bir hukuk düzeni gerekiyor Türkiye. Yeni bir hukuk düzeni, yeni bir dış politika paradigması gerekiyor. Yeni bir toplumsal uyum gerekiyor. Yani yeni bir toplumsal merak ediyorum barış mesela gerekiyor. Yeni hukuk düzeni ne demek? Efendim? Merak ettim soruyorum. Yeni hukuk düzeni ne demek? Yeni hukuk düzeni. Evet. Şimdi yeni hukuk düzeni Türkiye'nin demokrasiyle yönetilen işte hocam burada. O farklı. Parlamento anlatıyorum evet. Bakın. Yasama, yürütme, yargı erklerinin hocam, birbirini denetler biçimde yok. Gittiği. Bakın bizim iddiamız şu. Ama bu biz, hukuk düzeni bakın. Bu yönetim sistemiyle alakalı. Anlatıyorum. Bakın, yeni bir hukuk düzeninden neyi kastediyorsunuz? Ama bak peşit sıra ama, ikinci, üçüncü cümlelerini dinlemiyorsun. Hukuk düzeninin bakın, değiştirilmesi değil, iyileştirilmesi. Bir anayasa değişikliği ve bu anayasa değişikliğinin verdiği ışıkla yaralanarak Türkiye'nin bütün hukuk düzenini buna göre düzenlemesi. Mesela, siyasal partiler kanunu. Değiştirmemeli miyiz? Hiç mesela yerel yönetimler kanunu. Türkiye'nin en büyük ayıbı da mesela, değiştirmeye çalışmak. Mesela seçim yasasını değiştirmemeli miyiz? Mesela ceza hukukunu, ceza uygulamalarını değiştirmemeli miyiz? Bir sürü aksayan yan var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesele sadece anayasayı değiştirmek de değil. Anayasayı değiştirmek bir başlangıç bize göre. Biz yeni bir hukuk düzeni 21. yüzyılın koşullarında işte biraz önce konuştuğumuz bütün bu iktisadi sorunları yaşayamayacağımız idari boyutta. Mesela Merkez Bankası bağımsızlığını tartışmamalıyız. Ama hocam bir hoca olarak ve üstelik para politikası konusunda makaleler yazmış bir hoca olarak bana diyor ki Merkez Bankası bağımsızlığı diyor eski bir paradigma eskide kaldı diyor. Konu siz olarak, siyasetçi şimdi, olarak bir soru sorabilir miyim? CHP üyesi olarak. Parti meclisi olarak bir soru sorabilir miyim? Hocam çok affedersiniz. Hocam affetmeyeyim yani, çünkü çok önemli bir soru. Zaten tartışılan bir konu. Kusura bakmayın. Siz CHP üyesi olarak yani parti meclisi olarak bir soru soracağım. Mesela dediniz ki hukuk düzeni değiştireceğiz. Buraya da dediniz ki en önemli şeyden bir tanesi ilk başlangıçta anayasa değişikliği. Evet. Önemli bir parçası dediniz. Ve sizin partinizle dahil olduğu altılı masa bundan birkaç hafta evvel anayasa değişikliği ile ilgili bir şey yaptı. Bir genel bir sunum yaptı tartışılması için. 84 madde değişikliği. Evet. Burada en çok öne çıkan şey neydi? İyi hatırlayalım. Cumhurbaşkanlığı halk tarafından seçimi. Hı hı. Yalnız bir taraftan dediniz ki yani daha doğrusu partiniz... O çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu da imzası. Mesela sadece buraya mı takıldınız siz? Bir daha, bakın bunu ben söylemiyorum. Bunu toplum tartışıyor. Hayır siz mesela sadece ben evet çok önemli çünkü bu çok önemli bir konu. Hı-hı. Çünkü çok önemli bir konu bu. Mesela çünkü bu sizin yaklaşımı parti olarak. Şimdi altılı masanın beşi yok burada siz varsınız. Parti olarak mesela bence bu insanlar içerisinde çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Siz bir taraftan parti olarak diyorsunuz ki ben Cumhurbaşkanı'nı teklif ettiğim anayasada halk tarafından seçtireceğim. Hı-hı. Bu demektir ki %50+1. Her halükarda. Evet. Ama diyorsunuz, çünkü neden? Çünkü biz halka bunu verdik. Böyle açıkladı kurmaylarınız. Halka bu hakkı verdik. Şimdi bunu geri alırsak çok ciddi tepki alırız dedi kurmaylarınız direkt. Senin söylediğin doğru. Esasında hatta bu kadar öbür Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini... Öbür taraftan diyorsunuz kesersen, ki ben Cumhurbaşkanı'nın bütün yetkilerini sıfırlıyorum. Gene kendi partisi... Sembolik hali. Öyle. Evet. Bütün... Halka sembolik bir iki yerde var. Finlandiya ve Avusturya'da var ama. Cumhurbaşkanı sembolik bir cumhurbaşkanı yapıyorum diyorsunuz. Evet. Şimdi halk zannediyor musunuz ki, ben bunu genel olarak soruyorum şahsınızda değil ama partiye soruyorum. Zannediyor musunuz ki bir parti çıkıyor ana muhalefet partisi diyor ki en önemli tartışılan şey konu buydu orada. Ya bir taraftan bana diyor ki ben hay halkım sana verdiğim şeyi geri almayacağım ki bana küsme bana kızma. Öbür taraftan diyor ki aynı zamanda diyor senden bu gücü almıyorum ama... Komple de bunun içini boşaltıyorum. Sizce bir siyasetçi olarak sizce bu halka samimi girdiğine inanıyor musunuz? Bence son derece samimiyim. Bakın şimdi bir şey söyleyeyim mi? 25'in üzerine niye çıkamıyoruz diye düşünmeyin. Soruyu sordunuz cevabı dinleyin. Aldım cevabı zaten. İnanıyorum dediniz bitti. Ya ama ben o kadar açıklama yaptım. Neden inandığımı anlatayım ama. Neden inandığımı anlatayım. Ben bakın polemik yapıyorsunuz şu anda. Polemik yapmıyorum. Bir soru soruyorsunuz. Ben cevap vereyim. Ben cevap vereyim ama hocam benim bir şey söylüyorum.
Sadece cevabı verdim. Cevabı verdim. Cevabı verdim ama. Verdiniz, inanmıyorum dedi. Ben dedim ki o zaman, o zaman gerekçesini açıklayalım. Neden 23'ün üzerine çıkamıyoruz diye parti olarak düşünmeyin. Ya, buyurun devam edin hocam. Evet, bak şimdi, bakın buyurun devam edin hocam. Biz 84 maddelik, bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. 6 tane siyasal parti, farklı geleneklerden gelen bir konsensüs oluşturmuş ve 84 tane maddelik bir genel anayasa değişikliğini, değil mi hocam, daha önce bunun örneği var mı bilmiyorum, seçimden önce bir vaat olarak ve bir toplumsal uzlaşı göstergesi olarak bir araya gelmiş ve öneriyor. Burada 84 tane madde var. Takıldığınız bir maddeye takılmışsınız. Şimdi bakın ben size söyleyeyim. Biz burada hocam, bir bu biz burada bir sistem madde, hocam bakın da. Biz burada bir sistem değişikliği öneriyoruz. O ayrı. Bu sistem değişikliğinde orada bulunan organların ne şekilde seçileceği teferruat. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı parlamentoda seçebilir. Cumhurbaşkanı'nı halk da seçebilir. Halkın seçtiği örnekler de var. Parlamentonun seçtiği örnekler de var. Halk seçimi değişik olur. Biz ama örnekler var. Sembolik Cumhurbaşkanlığı'nı da halk seçiyor. Cem ben orada şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı'nı da halk seçiyor. Ben bu kadar Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlayın. Önemli olan şey şudur. Bakın önemli olan şey şudur. Siz Cumhurbaşkanı'nı nasıl tanımlıyorsunuz? Yani biz anayasada Cumhurbaşkanı bir yere koyuyoruz. Tanımlıyoruz. Halka seçtiğiniz biraz farklı olur. Ya evet, bunun riskleri var. Ama bunun örnekleri de var. Bunun örnekleri peki de var. Peki şöyle olsa nasıl olacak hocam? Diyorsunuz ki 6 tane Cumhurbaşkanı, 6 tane muhalefet partileri beraber şey yapacak. %1 oy alan bir parti, %52 olan Cumhurbaşkanı'na sembolik bile olsa nasıl hükmedecek hocam? Ben hükmettirmem kendime. Valla benim muhalefet kulislerinden aldığım tekrar meclise verebilirler. Hayır hayır, siz dediniz ki 6 evet, parti öyle. Dedi ki biz de eğer seçilirsek Cumhurbaşkanı'nı 6 kişi beraber seçeceğiz. Nasıl seçecek hocam? Yani Cumhurbaşkanı adayı kim olmak ister? %1 olan, %51 olan nasıl hükmedecek? Bu yapılamayacak. Peki hocam, daha henüz gelmesin oraya, gelmemen lazım. Birincisi, bir şey daha söyleyeyim, özür dilerim. Bak bu bir taslak. Şimdi biz hocam, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerle beraber bir araya gelip bir taslak hazırlayacağız. Peki mesela bu komik bu taslağı müsaade edin ama. Hayır, peki bu önemli isimlere mesela Deva Partisi evet diyor mu? Ya imzalamış işte, nasıl evet diyor mu? Ya bu isimle yönetecek yani. Hangi ekonomi? Hayır, yok evet. Orada ortak program çalışıyorlar, onu daha görmedim. Hayır hayır, şey diyoruz, anayasadan oraya mı geçtiniz? Şimdi hayır bakın, hayır anayasa, ben şey anayasayı hocam, hem anayasa hem bu. Anayasayı konuşuyoruz. Şey bakın 6 yani. Tane lider bunun altına imza attı. Diyor ki bu bizim taslağımız, önerimiz bu bizim. Şimdi bu tartışılacak. Biz tartışmayı açıyoruz. Hayır, bunu. Ben onu sormuyorum. Siz benim sorum o değil. Ne? 6 lider diyor ki, Cumhurbaşkanı seçildi ya, geldi. Biz ülkeyi diyor, 6 lider beraber yöneteceğiz. Cumhurbaşkanı seçildiği zamanda %1 oy alanda kalkıp Cumhurbaşkanı iradesinin üzerine mi çıkacak? Şimdi diyorum. Hocam bakın, geçiş dönemin Cumhurbaşkanı'ndan bahsetmiyoruz biz. Neden şimdi biz bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz. O Cumhurbaşkanı mevcut yasalara göre seçilecek. Mevcut hukuk düzenine göre. Biz bu hukuk düzenini değiştirdikten sonra seçeceğimiz yeni cumhurbaşkanını ya yeni anayasaya göre 400 alırsanız 360 alıp anayasaya şey halka götürmek halka 450 alsa da değişir. Şöyle halka yapalım. Son 7-8 dakika. Dolayısıyla ondan sonranın konusu. Yani ara dönem başka. 450 alsa da değişir nazar. Çok böyle konularda aldan dala gitti ama. Ama bir şey söyleyecektim ben. Asgari ücretle ilgili asıl çok konumuz... kısa alayım. Evet evet, çok aldan dala. Asgari ücret tartışmalarını yaparken biz hep genelde şöyle bir yanılgı içine giriyoruz. Zannediyoruz ki asgari ücret çok alt gelirli gruplu insanların ücretidir. Şimdi öyle değil bakın. Türkiye'de asgari ücret çok yaygın. %60 yaygın ücret haline gelmiş. Evet. Birincisi bu. Yani batıdaki gibi değil. Dolayısıyla çok önem arz ediyor. İkincisi, diğer sektörlerde asgari ücretin üzerinde ücret alanlar da asgari ücretteki artışa göre kendi ücretlerini ayarladıkları için aslında çok geniş toplumsal kesimleri ilgilendiren bir konu bu. Şimdi tabii hocam burada 15 bin lira dedikten sonra ben bir siyasetçi olarak bunun altına biraz zor düşerim. Ama şöyle bir şey var. Mesela bakın ben Türk İş'in, yani işçileri savunan bir sendikanın, bir işçi sendikası konfederasyonu başkanının kırmızı çizgi de olsa 7.785 evet. gibi bir rakamı telaffuz etmesini hiç doğru bulmadığımı belirtmek isterim. Birincisi bu. İşverenlerin bile 8.000-8.500 lira yıllık bir yere razı olduğu bir yerde bu rakamların hiç telaffuz edilmemesi lazım. CİSK 13 bakın, bin diyor. İyi Parti 9.600 diyor. Ocak ayında %50 zam geldi asgari ücrete. Temmuz'da da %29, kabaca biz ona 30 diyelim, 80. Gıda enflasyonu bile resmi rakamlara göre %102. Bir defa bu yılın enflasyondan alacağı var asgari ücretlerin. Yani bu yılın enflasyonu %100'lerde, yani gıda harcamaları açısından söylüyorum. Çünkü onların tüketim kalıpları farklı. Az önce programın başında söylediğimiz gibi. Artı önümüzdeki dönem beklentileri de göz önünde bulundurarak asgari ücretin %60'ların, %70'lerin üzerinde belirlenmesi lazım. En az. Yani 7.785, 8.000, 8.500 gibi rakamlar çok komik rakamlar. Yani dolayısıyla ben
bunun çok daha üzerinde bir asgari ücret belirlenmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Ama elbette istihdam sürdürülebilirlik... İşçi çıkarma olur mu olmaz mı? Şimdi bakın işçi çıkartma... İkame edilebilecek fazla bir şey yok. Yani şimdi mesela siz Türkiye'de asgari ücret çok İnşallah. Yaygın olduğu için bu insanları işten çıkartacaksınız da yerine ne koyacaksınız? Sadece asgari ücret düşünmeyin. Asgari ücretin evet. üzerinde alanlar da o zam mı isteyecek? Okul, o yani neticede sen asgari ücrete getirdiğinde o oranda engel diğer ücretler de isteyecek. Onu kaldırdı. Gene kimse işten işçi çıkarmadı. Yani, yani şöyle ikamesi yok. Yani ikamesi olmadığı için ben burada işçi çıkartmanın çok mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ama şöyle olabilir. Yani elbette ki işverenin üretim maliyetleri artıyor. Bir müddet sonra üretim maliyetlerini enflasyona yansıtmak isteyecek. Üretilecek ürünlere yansıtmak isteyecek. İşte orada, işte o yüzden hocam Merkez Bankası para politikası önemli. İşte siz öbür türlü ücretle enflasyon arasında bir fasit daireye dönüşür her şey. Bunu engellemek için siz Merkez Bankası'nın araçlarını bağımsız biçimde kullanacaksınız. Enflasyonla mücadele edeceksiniz. Bununla ilgili politikalar, önlemler alacaksınız. Ama siz şöyle yaparsanız ben burayı kendi haline bıraktım. Fiyatları arttırıyor, şeyi arttırıyorum ücretleri, asgari ücreti. Sabah kalktım 15 bin yaptım. Az önce siz de söylediniz. Bir sürü talep unsuru oluşacak. İşte EYT'den işte ücret artışlarını. Bu talep unsuru. 3600 ek gösterdi. Çok teşekkürler. Burada bir kısır döngü oluşuyor yani. Peki. Ersan Hocam. Enerji maliyetleri artmazsa enflasyon artar mı? Asgari ücretle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Çok az zamanım yani kaldı maalesef. Elektrik doğada da zam gelmezse. Şöyle evet. yapalım. Ersan Hocam iki dakika paylaştırayım. Çok kısa evet. Kılıçdaroğlu'nun bu lansmandan sonra sizce adaylık olasılığı arttı mı? Liderleri öldü. Bence şöyle söyleyeyim size. Orada onu net söylüyorum. İyi Parti mutlaka anket çalışmaları yapıyor. Güvenilir. CHP'nin de itibar edeceği anketler yapılacak. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun önüne koyulacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nu gösteriyorsa denilecek ki siz aday olun. Ama göstermiyorsa, farklı bir isim çıkıyorsa buna rağmen Kılıçdaroğlu aday olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, Seyfettin Hoca ile ilgili bir ekonomistin şöyle eleştirisi oldu. Seyfettin Hocam siz demişsiniz ki Türk lirası üfeye göre %25 değerli. 18-60 lira olmasına rağmen 1 dolar karşısında, bu açıklamalar karşısında asgari ücret artmasıyla ithalat patlaması olmayacak mı ülkede diyor. Çünkü şöyle, size göre dolar kurunun 6 aydır aynı seviyede kalması normal gözüküyor. Ama o diyor ki normal değil. Niye? Şu an TL üfe artışına göre değerlendi. Neden üfe indi? Dolar aynı yerde çakıldı. Artı asgari ücretle maliyetler artacak. Niye üretici aynı malı dışarıdan ucuza alacaksa Türkiye'den alsın? Önümüzdeki aylarda bunların ithalatı ve işsizliği artıracağı söyleniyor. Bunu da şöyle söyleyeyim. Cem'e cevap veriyorum. Cem dedi ki ithalatın ana sebebi enerji maliyetleri. Bana gelen rakamlar Cem. 350 milyar dolar ithalat. Ya tamam. Abi. 80 milyar doların enerji, geriye kalmış 270 milyar bir sözüm bitirmeme müsaade et. Dolar. Şimdi bu 270 milyar doları ben sana açıklıyorum. Sen ekonominin ekonomistlerin ithal olmuş. Oraya takılma. Bak, uçağa binmek için Taksim'den otobüse biniyorsun. İthal teknoloji. Havaalanına giriyorsun, koyduğun valizi taşıyan paneller ithal. Bindiğin asansör, yürüyen merdiven, yakılan doğalgaz, uçağa binmek için kullandığın körük, valizin, plastik aksamın, bindiğin her şeyin dibine kadar ithal olmuş. Ham maddelerin ithal. Sen hangi enerjiden sadece ithalatın sınırlı olduğunu bahsediyorsun? Ve sana şunu söyleyeceğim. Aynı Almanlardan bahsediyorsun. Türk 7 milyon Antalya'ya gelmiş. 15 milyon İspanya, Fransa, İtalya'ya gitmiş Almanın. Senin sefiller oynadığını söyledin Almanya. Sefiller Yunanistan'a 4,5 milyon. Senin vatandaşın camdan bakıyor Cem. Sanayi devriminden önce gitti, bırak, problem bırak var. Bulgaristan'a, Romanya'ya gitmeye, şuradan kendi memleketine giderken ulaşım maliyeti düşünüyor. Ben de diyorum sana kardeşim, insanlar korkmadan konuşsunlar. İyi de kötüyü de. Anladın mı? Her şey eteğindeki taşı herkes döksün. Ona göre yeni fikirler ortaya çıksın. Korkmayalım. Şimdi şöyle, bu CHP'nin açıklamış olduğu... Ve bu arada 4 kilogram hocam, patates mi? 60 lira olmuş. Vermek İzmir Karşıyaka katlı pazarında. Hocam, 4 kilogramlık patates 60 lira. Sana göre binde bir içinde yağ oranı olan süt ya, ucuz. Süt doğru. 16 lira. Sen vatandaşına içirirsen su gibi süt ucuz. Doğru. Kireç gibi peynir yedirirsen Ersan doğru. Ersan Bey müsaade edin. Biraz sonra sana toz kaşardan örnek verdim. 600 gramdan ağzını açamadım. Şimdi şöyle yapacağız. Altılı bir masa var. Şu anda bir parti vizyonunu, hedefini ortaya koydu. Ben diğer bütün partilerin bu vizyonun dışında nasıl bir vizyon ortaya koyacağı konusunda çok emin değilim. Dolayısıyla bir vizyon çakışması, vizyon çelişmesi olacağını göreceğiz.
Öncelikle bir bunu belirteyim. İkincisi, ben programı takip ettim. Programda ben Merkez Bankası'nın bağımsızlığına karşı anda ben söylemedim. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusu demoda bir konu diye ben söyledim. Yani bilinmeyen bir konu değil. Bunu biz 50 senedir tartışıyoruz. O anda ben söyledim. O da yanlış anlaşılmasın. Ben programı inceledim. Programda, yani o vizyon programında. Yani Türkiye ekonomisinin şu anda emin olun en önemli sorunu Türkiye'nin özellikle savunma sanayi konusunda dışa bağımlılığını azaltılması. Ve hakikaten AK Parti bu konuda destan yazdı. Şu anda küresel düzeyde Türkiye savunma sanayi konusunda kendi kendine yeten bir ülke konumunda. Ben bir ekonomist olarak şunu öneriyorum. Türkiye'nin savunma sanayi konusunda güçlenmesi, teknoloji geliştirmesi, mikro markalaşma ve ilaç sanayi konusunda markalaşması. Eğer Türkiye bunları başaramazsa o vizyonda ileri sürülen iddiaların hiçbirisi yere basmaz ve Türkiye'ye hiçbir faydası olmaz. Yani şu anda Türkiye'nin bence AK Parti hükümetinin şeyine baktığımız zaman 20 yıla baktığımız zaman fiyat istikrarı konusunda dünyada model olmuş bir hükümet. Fiyat bunu bütün dünya yazıyor. Ne zaman bozuldu? 2008 küresel finans krizinden sonra. Niye? Çünkü o belli politikaların disiplini kaybetmiş. Hocam çok teşekkürler. Hocam Gizem söyledi. Ne kadar var? Onur Erim'e bir söz verebilir birkaç, miyim? Birkaç satır. Bir dakika da olsa satır. Onur Erim'e bir söz vereceğim. Mali disiplin konusunda ve borçlama konusunda Türkiye yine model bir ülke. Çok teşekkürler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eğer yeniden AK Parti iktidara gelirse, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ben... Şimdi yapsın çok, hocam, çok, elinden tutan var mı? Şimdi niye yapmıyor? Çünkü duralım. Benim onlara önereceğim yeni bir ekonomik model var. O modeli uygulamaları gerekir, nokta. Çok teşekkürler. Nedir o model? Nokta. Nedir o model? Ersan hocam, onur elmesi. Bir dahakine çağıralım diye. Talep açtı bence hocam. Bir dahakine çağıralım diye. Altılı masa adaylık sordunuz. Ben de son bir yılda söylediğim başlıkları söylediğimizden o kadar da fazla vaktimiz yok. Bir, ben şu söyleyeceklerim en üstüne şunu söylüyorum. Bu altılı masanın dağılmasına imkan yok. O konuda söyleyeceklerim yanlış anlaşılmasın. Bu altılı masayı dağıtmaya bu liderlerin de gücü yetmez. Bu bir. İkincisi, halen iddialıyım, o altılı masanın en büyük adayı Meral Akşener'dir. İki, üç, Sayın Kılıçdaroğlu %100 adaylık isteği vardır ve bunu çok istemektedir. Eğer şu veya bu şekilde, yani siyasette %100 boğulacak diyemeyiz. Ama şu veya bu şekilde Sayın Kılıçdaroğlu aday olmazsa oraya, o altılı masaya çok büyük sıkıntılar doğar. Son şununla bağlayayım. Aylardır, neredeyse bir yıldır söylüyorum. Altılı masadan tek aday çıkma ihtimali siyasetin doğasına aykırıdır. Altılı masadan en az Kemal Bey'in, Meral Hanım'ın da dahil olduğu belki ikiden fazla aday çıkacaktır. Bunun retoriği de hazırdır. Uzun zamandır hazırlanıyor bence. Hazırdır. O da şudur. Altılı masa diyecek ki ya bizim için en mühim şey, çünkü hala onları aslında bir arada tutan tek şey var. Sözde parlamenter sisteme geçiş istekleri hepsinin. Hı hı. Bence hiçbirinin öyle bir isteği olmayacak da seçimden sonra. Diyecekler ki bizim için bundan dolayı mecliste çoğunluk çok önemli. O yüzden ilk zaten bu iş ilk turda bitmiyor. İlk turda altı koldan saldıralım. Mecliste en çok sandalyeyi kapmak için böyle bir şey yaptık. İkinci tura da zaten ikinci tura kalacağı için her halükarda. İkinci tura kim kalırsa biz onun arkasına birleşeceğiz deyip bu kadar aylarca işte tek adayı, çatı adayı konuştuktan sonra iki veya daha fazla adayla karşımıza çıkacaklar. Benim iddiam, görüş, benim öngörüm bu. Hiçbir bilgiye dayalı değil tabii. Çok teşekkürler. Bu arada bugün MHP lideri Sayın Bahçeli de anketlerle ilgili dedi ki, bana sorsalar siz bu ankette kime evet derseniz tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na işaret etti. Yarın akşam 23'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.